Atak yapan bir Adana Demirspor gördük. İşte o sıcağın verdiği etki, o artık son bir hamle, oyunculardan doping etkisi yapan bir maç, belki evet. Bir film. Bunu görebiliyorduk. Penaltıyla, maalesef penaltıyla ilk önce sarsıldık. Hepimizin de bildiği gibi beklenmedik bir penaltı, çok erken bir penaltı. 1-0 öne geçtiler. Benim gördüğüm ilk yarıda yine Salih'in vurduğu top var. Analizde göstereceğiz. Okan çıkarttı. Yine Yusuf Barasi olması lazım, yanlış söylemeyeyim. Onun evet. Vurduğu bir top var. Yine Okan müthiş çıkarttı. Yani ilk yarıya da damga vuran bizim takım ilk yarıda yoktu. Okan vardı. Söyleyebileceğim. Yani zaten kalitelerin daha fazla ilerleyen haftalarda verir diye düşünüyorum. İşte yine 77. dakikada kaleci Okan'ın Barış'ın şutuna gol izni vermeyişi. Yine bakın Okan hep geliyor. Ara ara geliyor. Arda arda geliyor. 90+3'te Soner Aydoğdu korneri kullanıyor. Ve hocamın da dediği gibi ben burada anlattım. Dedim ki bu takım duran toplarda çok büyük zaafı var. Adam eşleşmeleri kötü. Dedim hata bomboş bir şekilde güzel bir kafa vuruşuyla skoru 2-1 yaptı. Yine Okan'ın orta sahaya kadar gelip Dimata'ya müthiş bir yüksek top. Dimata'nın kafayla Soner Aydoğdu'ya indirdiği ve o da kalecinin üzerinden müthiş bir aşırtmayla skoru 3-1 yaptı. Yani hepimizi müthiş derecede sevindirdiler. Şimdi birazdan istatistiklere bakacağız ama beni hiçbir ilgilendirmiyor. Beni bir tek şey ilgilendiriyor. Atılan goller, Samsunspor'un 3-1 kazanması ve bu takım deplasmanda 4-4 yaptı, değil mi? Doğru mu? Evet. Yanlış söylemiyorum. Ve bu takım geçen seneden çok farklı oynuyor. Çok farklı işler yapıyor çocuklar. Hepsini kutluyoruz. Ama ben burada hala aklım, hayalim ermiyor. Yıllardır futbol oynadım. Bugünkü teknoloji, bugünkü şartlar, bugünkü statlar ve saat Adana'da 16'da oynanılan bir maç. Yazıktır, günahtır. Niye oynuyorlar abi? İşte Adana değil. Yayıncı kuruluşun nasıl içine gelirse abicim bunu yani kimse kusura bakmaz. Rant var işin içerisinde. O gün 29 dereceydi. Benim evet. Samsun'da memleketimdeki sıcaklık 35 derecede. Su molası vermiyorsun. O VAR'a gitmiyorsun. Hocam su molası niye vermiyorsun ya? VAR'a gitmiyorsun. VAR yok o gün. O gün VAR yok. VAR çok zaman yok zaten. VAR yok yani. VAR yok orada. Özgür Yankaya ve ekibi acil göz doktoruna görürsünler. Ya gerçekten her geçen gün bu kadar yanlış yapamazlar. Açmak hocam, açmak. Sen de beni tanıyorsun. Ben de seni tanıyorum Özgür hocam. Yani ayıptır. Adam tutuyor. Drone güleni indiriyor. İlk penaltıda şatkanınki hemen gösteriyorsunuz. Ne aceleniz var kardeşim? Nereye kaçıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu kadar nereye acele işiniz var? Talimatımız mı geliyor? Ne yapıyorsunuz? Biz anlamıyoruz ki. Bir maçınızın öbür maçta standardınız yok ya. Bu kadar mı standart? Eskiden sizin bir standardınız vardı. Bir kitabınız vardı. Açardınız, bakardınız, kurala göre yapardınız. Şimdi ne zaten var? Futbolu bilmiyorsunuz da. Hani empati yapma şansınız hiç yok. Bir de kitaptan bakardınız. Kitabı da uygulamıyorlar. O kadar çirkin yani. Şimdi Drangelen'inkini kaç kere seyrettim? Kitabı uygulamıyorlar, talimatları mı uyguluyorlar? Bilmiyorum. Öyle oluyor ama. İşte yani öyle ama, oluyor ama. Benim gördüğüm... Hocam VAR'ı niye getirdin? VAR... Amaç nedir? Durdur. Hata varsa hocanın göremediğini, seyircinin göremediğini, kamuoyunun göremediğini durdur, oynat, yakınlaştır ve sen olayı çöz diye. Yani cinayet hatta herkesin gördüğünü, evet işte bak bu penaltı dediğini sen de adaletli bir şekilde sun. Doğru mu? Sunmuyorlar. Sunmuyorlar. Sunmuyorlar ve çok enteresan. Tamam, bize penaltıyı verdin. Niye gitmiyorsun abi? Niye çağırmıyorsun? Yani bir kulağına bir gelsin ya. Kulağına bir ses gelmedi ya. Neydi hocanın ismi? Serper miydi? Bir saniye hemen söyleyeceğim abi. Siz devam edin. Ya, yanlış bir şey söyleyeyim miyim? Bende vardır. Kayıtlıdır. Dursun'a attım çünkü. Tek tek unutuyoruz bazen. Kusura bakmasınlar. Hemen söylüyorum. Abi benim öbür şeyde kaldı. Yo, ben hemen söyleyeceğim. Hemen söyleyeceğim. Neyse yani... Özgür Yankaya VAR'daki de. Alper Akarsu. Ankara bölgesi. Şimdi Alper Hoca. Ankara bölgesi. Alper Hoca. Ya hocam bir git VAR'a ya. Bir kulaklığınla bir dinle ya. Çocuklar seni uyarıyor Samsunspor'lu takım kaptanı Zeki.
Diğerleri bir durun kardeşim. Hani oradaki olayı bu kadar basit çözemezsin ki. Ben 3 kere 4 kere seyrettim. Ben hala niye penaltı verdiğini anlamıyorum. Yani nasıl bir göz var sizde? Yani bilmiyoruz. Eskiden 50 milyon dolarlık adam vardı hocam bizim zamanımızda. Bir film vardı. Dünyayı kurtaran adamlar, 50 milyon dolarlık adam. Adam beni gözüyle merceğiyle yaklaştırıyor. Bizim bilmediğimiz hakemlerin böyle bir özelliği mi var? Yeni bir şeyler mi çıktı? Hiçbir şey durdurtmuyorlar, oynatmıyorlar. Tık adam hemen gösterdi ya. Abi ne iş alıyorsunuz? Yani Samspor'a böyle kolay çalmıyorsunuz. Bir korku var abi. Yani bir korku var Mustafa hocam. Yani verirsem tepki alırım. Yani yukarıdan bir yerlerden bir dahaki hafta maç alamam. Korkusu var. Yok mu? Demek ki böyle abi. Hocam sevgili Selamet, sevgili Mustafa hocam. Ben tekrar yine söylüyorum. Bazen yazıyorlar böyle görüyorum eski hakemler. Ya işte Türk hakemliği. Ya ne Türk hakemliği abi? Nasıl Türk futbolcusunun yerine sen yabancı futbolcu getiriyorsan benim arkadaşımı, benim kardeşimi beğenmeyip daha iyisi var onu getirelim diyorsan hakkındır, doğrudur. Ben de hakemin yabancısını istiyorum abi. Sen gördüğünü daha iyi yorumlayamıyorsun. Bu kadar korkuyorsan. Ha tabii herkesin maaşı çok iyi oldu şimdi. Hakemlerin aldığı parayı kim alıyor günümüzde ya? İşte abi orada adaletli yönetmek değil amaç. Eğer onların gönlünü alamazsan haftaya sana maç verilmeyecek. Böyle bir sıkıntı da var. Şimdi biz 3-1 kazandık Samspor olarak. Bunları görmeyelim mi? Birazdan göstereceğiz. Beşiktaş'ta Immobile ne yapıldıysa Van Drongelen'e Semih aynısını yapıyor. Tutuyor. Orada karar arkadan, ne? Arkadan. Karar yok. Orada ne? Öbür tarafta bütün Türkiye ayağa kalkıyor. Bizimkinde ben söylersem 3-1 ya. Birisi birkaç kişi bir şey söylerse söylüyoruz. Şu an 3-1 kazandık ya. Yani o. Ama gerçekten facia bir hakem yönetimi var. Bu hakemlerle bu Türkiye Süper Ligi nasıl gider ben gideceğine inanmıyorum. Facia. Abi bence yukarıdan baskı var. Kesinlikle var. Penaltı incelenmiyorsa var da şaibe var abi o zaman. Bak, penaltı pozisyonu herkesin ayağa kalktığı şu anda bittikten sonra da spor kamuoyunda herkes taraflı tarafsız bu pozisyon penaltı diyorsa sen var da bunu inceleyemiyorsan bana göre var da şaibe var. Allah'tan, bu kadar net. Allah'tan attığımız goller ciddi goller ya inanın bana müthiş bir duran. Ya bir soru işareti bırakacak bir şeyler olsa mümkün değil vermezler zaten. Hayır, vermezler abi. O kadar net o kadar güzel goller attılar ki çocuklar. Temiz gol. Hani çok temiz yani Marji zaten top taştan geliyor. Kafayla indiriyor daha top düşmeden çat vuruyor bir Muya. İki duran top bomboş 2-1. Üç Okan müthiş bir yüksek top sağ tarafa Dimata kafa. Soner Aydoğdu'nun çıktığı yerde offside'i bozuyor. Bütün Adana Demir takımı zaten offside'i bozuyor. Arkaya koşuyu yapıyor, gol atıyor. Yani tertemiz. Bütün biz hepsinde tertemiziz. Benim bugün temiz gollerde biraz korkuyla bazen seviniyorum ama bekliyorum acaba oradan bir şey hani bizim görmediğimiz bir şey hep şu hareket gelecek falan diye. Yani yine bir korkuyla bekliyoruz ya. Yani. Evet. Bir de şu var. Ben Konya maçındaki penaltı pozisyonu şimdi daha çok konuşmak istiyor canım. Niye? Hani o gün dedik hani belki tamam dedik. Bir hatadır, bir şeydir bilmem verilmedi ama bugün ısrarla bir şeyler aynen tekrarlanıyorsa, orta hakemi var diyaloğu kurulmuyorsa sana karşı ortada bir sıkıntı var abi. Ben şimdi bu maçı kaybedebilirdim. Tamam oynadığımız futbol hoş değildi. Millet bize derdi o zaman. Der, kardeşim pozisyonunuz mu var? 58'e kadar şutunuz bile yok. O ayrı bir şey ama değerlendirmeye geldiğin zaman bir Van Drongelen'in pozisyonuna bakıyorsun. Verilmeyen bir penaltı. Bu tarafa bakıyorsun. Olmayan bir penaltıyı veriyorsun. Konya maçına bakıyorsun. Başlı başına sıkıntı. Selam ben yarın Fener maçında ne göreceğim ya? Biz gördük penaltıyı. 6 mıydı? 7'de yedik. İşte 6'da gördük. 7'de yedik. 6'da gördük. Yani bu çok tehlikeli bir dakika. Hocam o penaltıdan sonra 93 dakikada top oynadık işte. Ya? 93 dakika. Yani ben gerçekten... Yani maça 1-0 yenik başladık. Türk hakemliği çok nasıl söyleyeyim kötü durumda kardeşim. Ya bu kadar bilmez, bu kadar pozisyonu okuyamaz, bu kadar empati yapamaz. Artık kitabı hocam, açıp yetiştiremiyorlar bakamayız demek ki. Yetiştiremiyorlar ya, bunlar demek ki hocam. Yıllardır varlar Selamet. Bunlar kaç yıldır var ya? Bunlar onlarca yıldır
Türk futboluna damga vurmuş isimler ya. Özgür Yankayalar falan ya. Ya kardeşim. E sen hala görev veriyorsun sen bu adamlara. Sen bunu nasıl göremiyorsun? Demek ki evet aynen oraya geliyoruz. O zaman kardeşim Türkiye Süper Ligi'nin biz dünyada iyi bir yer almasını istiyorsak, kaliteli olduğunu iddia ediyorsa hakemlerimizin de kaliteli olması gerekiyor. Sen nasıl Icardi'yi, sen Osimhen'i, sen efendime söyleyeyim En Nesire'yi getiriyorsan, sen Maxim'i getiriyorsan baba hakemi de getir ya. Getir kardeşim çünkü çözemiyorsun. Ha sen diyorsan ki 25 milyon euroya olan takıma bu, 125 milyon euro olan takıma bu. Ona bir şey diyemem. Bir de şey Süper Lig'deki ilk maçıydı bu sezon. Şeyin Alper'in. Şu an maçı yöneten hakemin. Adana Demir maçındaki. Ha, Özgür Yankaya söylemiş mi? Gel diye penaltıyı izlemeye. Hadi bu penaltıyı verdin. Bu penaltıysa Van der Ongelen'inki aslanlar gibi penaltı ya. Açsın baksın bizi izleyenler. Defaten baktım. Adam gidiyor. Arkadan sarılıyor. Immobile sarılma gibi. Şöyle göğüslerinden tutuyor. Çekiyor. Zaten gitme şansı yok ki. Ama kime verir onu? Fenerbahçe'ye verir, Galatasaray'a verir. Puanlamaya bakıyorsun. Beşiktaş konuş dediğin takım şu anda senin altında. Ama onların pozisyonu milyon dolarlık çok pahalı arkadaşlara yapılan pozisyonlar çok konuşuluyor. Ama bugün ikinci sırada Samsunspor belki. Abi konuşmazlar. Seni ne zaman konuşurlar biliyor musun Samsunspor'u? Ulusallarda biraz. Şu Fener'i bir yen burada. Kazamaz abi yenelim şunları şurada da. Bak ondan sonra ne oluyor? Yani millet biraz daha şey vermiyorlar mı? Ya şimdi bazıları diyor mesela geçen gün arkadaşlar sizler TRT'deki yorumcuya şuna buna kızmayın. Hani onların analizleri niye verilmiyor? İşte o maçlar niye konuşuyor? Onlar da talimat alıyorlar abi. Almıyorlar mı? Almaz mı kardeşim? Ha? Ya bir kere ya Kral oralarda çok yayınlar yaptı. Kral oraları çok iyi süzen bir adam. İlk önce zaten Kral şu anda oralara çıkmamasının ve çıkamamasının sebebi de bu. Sivri dilliliği, yukarıdan gelen talimatlara boyun bükmemesi, he dememesi. Anlatabildim? Yanlış mıyım abi? Kesinlikle doğru. İlk önce ben biliyorum da o yüzden söylüyorum. İlk önce İstanbul takımları, sonra Trabzonspor, sonra diğerleri geliyor. Ya bu böyle olmak zorunda. Çünkü diyor ki en çok okunan, en çok izlenen. İnsan sayısının fazla olduğu yer bura diyor. Türkiye'de senin dediğin gibi. Ne kadar başarılı da olsa işte yine arada belki bir hakkını veriyorlar. Evet Samspor'u tebrik ederiz. İşte ikinci oldu falan. Ondan sonra işte gelelim. Şimdi bak Fener'i yenelim. Bak yensek bile şu olacaktır. Öncelikle işte Samspor'u tebrik ediyoruz. İşte istersen 5-0 yen. Çok iyi oynadılar. Tebrik ediyoruz. Ondan sonra işte Fenerbahçe bir yorumcuya neden Fenerbahçe 5-0 yenildi diye başlayıp yine ondan bahsedelim. Tabii. Ya şimdi ben yayında geçen akşam onu da söyledim. Samsunspor'un başarısını konuşan yok. Aman efendim Galatasaray işte Beşiktaş niye puan kaybetti? Galatasaray Beşiktaş niye puan kaybetti bu hafta? Nasıl kaybetti? Eksikleri nelerdi? Bunları konuşuyor. Bütün kanallarda, ulusallarda bunun tartışması var. Ya kardeşim orada bir Anadolu takımı, transfer yapamayan bir takım vura kıra gelmiş buralara kadar. Niye konuşmuyoruz? Ben buradan şeye de hayret ettim. Sevgili Mehmet Özdilek, Şifo Efendi. Bak, Şifo Efendi diyeceğim. Şimdi Samsunspor iyi yerlere geldi. Orada şey konuşuyorlar. Yani bir futbol tarlası olduğu söyleniyor Samsun şehrinin. Yıllardır iyi futbolcular çıktığını söylüyor. Söylüyor ama orada da yanlış konuşuyor. En sonunda diyor ki ben de Samsunluyum. Nihayet söyleyebildin. Ben şeydeyken de söyleseydin, kayyumdayken, alt liglere düştüğümüz zaman da Samsunspor'u konuşurken o zaman da deseydiniz niye yakıştıramadınız mı kendinize alt liglerdeyken Samsunluyum demeyi? Diyemiyorlardı. Ben Şifo Mehmet'in ağzından ilk defa Samsunluyum kelimesi duydum biliyor musun? Samsunlu olduğunu hiçbir zaman kabullenmeyen birisiydi bu zamana kadar. Ne oldu? Göğsünüz kabardı değil mi şimdi? Yani yok öyle bir şey. Zaten bir şeyleri görmedik Samsunlu herhangi bir... geçmişten bu zamana kadar hani ne hocalık olsun ne işte kötü zaman olsun ne yorumda olsun yani işte duymadık zaten. Yetişen topçuları sayıyor. Orada Kral'ı da söylemiyor ha onu da söyleyeyim yani. Samsun'dan kimler yetişti falan filan diyor sayıyor birkaç isim orada. Kral'ı da söyleyemiyor. İşte bunlar egodur. Tamam mı abiciğim? Evet, maalesef. Bunlar egodur. Maalesef. Bırakın bu işleri. Kimdi o? Şifo Mehmet. He. Pardon ben hatırlayamadım. Ben bu Samsun'da oynarken hatırlayamıyorum arkadaşım. Maraş'a gitti o ben arkadaş. Ben oynuyordum Samsun'da oynamıyordu. Nasıl oldu? Burada oynamadı ki buradan yetişti çıktı gitti. Sevgili Maraş kardeşim, tarafına. Selametim. İnsanlar
İlk önce egolarını yere koyacaklar. Önce insan olacaklar. Kalben güzel olacaklar. Gerisi hikaye, boş ver. Biz Samsun'u seven, Samsun'u isteyen insanlara gönlümüzü açalım. Kim istiyorsa, kim ben Samsunluyum diyorsa, biz buranın ekmeğini yedik. Biz buradan gittik. Bu formaya, ben kendi adıma söylüyorum, 16 kulüp oynadım ama bugün gelip yaşadığım yer burası. Hiçbir zamanda Samsun Spor'dan, Samsun memleketinden de bir ekmek, herhangi bir şey beklemiyorum. Kulüpten de bir şey beklemiyorum. Beklemeden bu yayınları yaparken de doğru düzgün gördüklerimi söylüyorum. Hocam Emin Kar döneminde ücret almadan yapmadın mı? Yaptım. Yapmaz mıyım? Yaptım. Yani sen söylemezsen ben söylerim. Arabamla gittim. Bulduğum oyuncuların hepsi çok kaliteliydi. Onu da söyleyeyim. Onların hepsi 3 yıl sonra en iyi yerlere geldiler ve bedava alınacak oyunculardı selamet. Hepsinin görüntüleri vardı. Bir de ben öyle bir... Ne, almadılar mı? Almadılar. Ben manyak, hastaydım. Ben çünkü maça gidip 3. ligleri adamın maçını seyreder, videosunu atar, Excel tablo yapar, oyuncuların bütün özelliklerini yapar ve onları karşılaştırır. Bu oyuncuyu almamız gerekiyor. Diyorsunuz ya bazen ne yapmışlar Samspor için diye söyleyebilirsiniz. Ya sıkıntı yok ki. Ben... sevgili İsmail Başkan çok iyi bilir. Ben buraya Osman, eski Osman yok mu Galatasaray'a giden? Onu evet. Bana sordular. Eski Sinan Yeşil yok mu? Açsınlar sorsunlar. Bana sordular. Kim, nasıl? Oğlum hemen alın. Hemen alın. Samsun'un çocuğu olsun. Rahmetli Tarık abiyle. Yani bunların önemi yok. Biz ya da ben kendi adıma bir şey istenildiği zaman herhangi bir karşılıksız yaparım. Ama tekrar söylüyorum. Ya... kim Samsunluyum demekten utanıyorsa onun ayıbı. Yapacak bir şey yok. Herkes... Öyle. Sevgili kardeşim, Samsun çok güzel bir yer. Abi insanın gücüne gidiyor işte. Böyle tamam ulusallarda, yayınlarda çıkıyorlar orada. Biz çok bekledik Sayın Şifo. Sizlerin böyle Samsunspor'u zikretmeniz, Samsunspor'un kötü zamanlarında da zikretmeniz. Taraftarlar hep bekledi. Bugün Samsunspor'u herkes konuşur ya. Sevgili kardeşim, ben önce insan olmasına bakıyorum insanın. Her yere ulaşabilir insanlar. Her yerde, çok iyi yerlerde oynayabilirler, çok iyi mevkilere gelebilirler. Önce insani kısmı önemli. Kazandığı paralarına o insanların çocukları sevinsin, ailesi sevinsin. Evet. Yapacak bir şey yok. Ama işte ben de onu söylüyorum. Tanju Hoca'ya kızarlarken, Tanju Hoca en büyük ikisinde oynadı. Avrupa gol kralı oldu. Samsun'da gol kralı oldu. Tanju'ya kızıyorsunuz. Tamam Tanju her yerde Samsunluyum diyor. Samsunluyum dese zaten kızıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. O adam Galatasaraylı kanalı. Adam Galatasaraylı değilim demiyor ki Tanju abi. Galatasaraylı olduğunu söylüyor ama Samsunluluğunu hiçbir zaman inkar etmiyor. Asla. Yani benim diyenden daha fazladır. Sen biliyorsun selam et. Biliyorum, biliyorum. Adamın arabasının plakası 55'tir. Telefonunun sonu 55'tir. Hayatındaki her şey Samsun'la endekslidir. Ha kardeşim, ya ben ona bir şey diyemem. Seversin, sevmezsin. Ama adamın yaptıklarını inkar edemezsin. Sevgi meselesi değil ki. Herkesin evine konuk olmuyor ki kimse. Şimdi ismini zikrettiğim beyefendi de aynı şekilde. Ben bilmem. Ben sevgi ya da sevgisizliği tanımam o insanda. Ben mesafeliyimdir. Bakarım davranışına. Çünkü son 50 yılın hepsiyle oynadım. Çoğuyla görüşmem. Çünkü benim için birçok şeyi yaşayıp sonra unutulan şeyler de olan insanlar, onlar benim için zaten yok hükmündedir insan olarak. Hani bunu da çok takmamamız lazım. O insanlar Samsunspor'u konuşsan olur, konuşmasan olur. Ya bu hepimiz için bana geçerli. Bana sıradan bir yorumcu abi. Ya ben isim daha zikretmiyorum kimseye. Ben zaten yani. Samsunlu olarak zaten görmüyorum onları. Ben kimseyi zikretmiyorum isim olarak. Çünkü kalıcı olan kulüpler. Samsunspor kalıcı. Bizler hepimiz geçeceğiz sevgili kardeşim. O yüzden hani ne olursa olsun seni kulüp almamıştır, seni kulüp oynatmamıştır. Bunların hepsi vardır. Onun kendine göre haklılığı vardır ama ben yukarıdan bakan kibirli insanlara karşı biraz sevgiyle olan bölümümü uzak tutuyorum kardeşim. Öyle olması gerekiyor. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. Bir de şey abi, İtirazlarda çok kart gördük. Mesela savunmada özellikle Van der Öngelen gördü, Zeki gördü. Ben orada hocanın hamlesini çok merak ettim. Acaba ne yapar diye. Bir de buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani kart görürsün de taktik faul yaparsın da görürsün. Şeyinki taktik Van der Öngelen'inki itiraz değildi de
Zeki'ninki bir itirazdan gelen. Zeki'ninkine itirazdan gelen galiba. Ama çok iyi zamanda aldı yani. Ha, çok neyse, iyi zamanda. Ama ben itirazdan gelenleri insan kabullenemiyor. Çünkü zaten kadron kısıtlı, kadron dar. O biraz amatörce oluyor itirazdan kart yediğin zaman. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Samsun'un da zaten 8 maç oynadık. Değişmeyen tek noktası kale, geri dörtlü ve önündeki Benasser. Yani bu altılı zaten şu an kadar değişmeden. İşte o korku var bende. Şunu demek istiyorum. Allah'tan da atılırsın. İşte yani ne yani sakatlık da olmadı. Çok şu ceza da olmadı. Ben evet. Hatta Fenerbahçe maçı öncesi o bölümden inşallah. Hani ön tarafı belki bir şekilde değişiklikler yapabiliyorsun ama arka çok taraf doğru. Şu anda oradan korktum. Hatta bir kontrol ettim. Geçmişlerine baktım acaba yani dönüş harekat falan bir sıkıntımız var mı evet. Diye. Baktım öyle bir sakat şey de gözükmüyor. Yok, görünüyor şu yani anda. Şu anda evet. İşte milli maç arası, milli maça giden de var mıydı bilmiyorum şeydi. Oradan da bir inşallah bir sakat dönüşü olmasa herhangi bir cezalı ya da sakat bir oyuncumuz olmayacak şeydi öncesi. Fenerbahçe maçı. Geçtiğimiz yayınlarda da çok söyledik. Bakın Zeki'nin performansına asla laf söyleyemeyiz. Yalnız ben Zeki'den falan şunu bekliyorum. Biraz daha sahiplenici olsunlar. Zeki kardeşim bak Yusuf Abdioğulları, Celiller, Osmanlar, sizler hepiniz bir olduğunuzda ya olmayan pozisyonu koparıp alıyorlardı kardeşim. Ben bunu bu anları hep hatırlarsın bugünleri. Zeki kardeşim mesela gördüğümüz penaltıda olsun, verilmeyen penaltı ama da olsun. Ama gittiler selamet. Abi şu var. Hayır. Önceki şeylerde ya zor da olsun VAR'a gönderiyorlardı abi ya. Ya gönderiyorlardı. Şimdi, bir şekilde gönderiyorlardı. Şimdi muhtemelen bir talimat gelmiş olabilir. Ama onu bilemem. Onu dinlememiz lazım. Ama ben özellikle bakıyorum ilk önce Zeki gidiyor. Yani ilk önce Zeki ve yanındakiler gittiler. Kaptan zaten gider. Zeki özellikle hani o telkini de yapıyor. O hocayla da konuşuyor. 3 kişi 4 kişi yaptılar. Ama o kadar kesin ki Alper Hoca. Abi gösterdi adamı. Sadece Alper için demiyorum hocam. Diğerlerinde de aynı şekilde. Tabii. Ben bu sezon bu kısımda biraz zayıfız. Hayır. İstek konusunda. Doğru. Şeyi yapmayın. Şunu yapmayın. Abartılı bir şekilde kart yiyene kadar da itiraz edin değil abicim. Şeffaf bir şekilde. Hocam lütfen. Bak lütfen ya bir VAR'a gidin. Hani diyebilirler geçen sezonlarda biz bunu ben çok yaşadım. Bazen diyordum mesela bir pozisyon oluyordu. Birazdan Celiller, Osmanlılar onu söke söke bir şekilde gönderiyorlardı kardeşim ya. Doğru da işte bir talimat mı geldi? Onu bilemem. Ben şakirin kulağını gösterdiğini ya da durduğunu görmedim. Yanılıyorsam lütfen seyirciler... Onu gösteriyorsa zaten iletişimde bir demek oluyor şimdi yani bu, içeriğiyle. Ya bir de ben anlamıyorum yani bu kadar karmaşık bir... penaltıda birazdan göreceğiz. Hani ben zaten seçemedim evet. De onu almış bulundum. Yani nasıl VAR'a gitmiyor? İşte dedim yani demek ki müthiş bir mercek var hocada. Yakınlaştırdı. Biyonik bir özelliği var. Yeni yerleştirildi galiba. Resmi yakınladı. Orta hakemde mi? Orta hakemde. Aha, demek ki VAR'a duymadı, bile, değil mi? VAR'a bile gerek duymadı diye düşünüyorum. Yani artık o kadarına... Ya, bu kadar gelişti bizim. Ya artık şey uzay yolu, uzay filmleri gibi böyle teknoloji manyağı oldum bu durumda. Çünkü başka türlü olma şansı yok. Ya, bu kadar hakim olamazsın ki. Net yani adam tık net gösteriyor. Allah Allah. Tereddütsüz. Hadi. Sıfır tereddüt. Çözemiyoruz ya. Vallahi çözemedik. Ama bu işlerin düzeleceği de yok. Ha bir de şu var. Hafta içerisinde ne vardı abi? Pazartesi miydi? Ne gündü bilmiyorum. Sözde dört büyük denilen takımların başkanlarını bir araya getirdi. Riva'da toplantı vardı. Niye dört büyüklerin başkanları abi? Yani Türk futbolunu siz çeviriyorsunuz kardeşim. Siz yeterlisiniz. Bu mu yani? Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. İnsan bu soruyu soruyor. Sonrası geliyor yani. Yanlış mıyım hocam? Onları memnun edersen işte fazla ses yükselmeyecek. Fazla rahatsız olunmayacak herhalde. Alsınlar yani o zaman şeyde... kendiliklerini kursunlar abi. İşte yani. Yunanistan'da 8 takım oynuyor. Onlar da 4 takım oynasınlar. Çıksınlar birbirleriyle. Eğlensinler. Hey Yücel abi. Ya valla kardeşim herkesin bildiği işte yani herkes insanı şey, futboldan soğutan şeyler bunlar. Futbolu Türkiye'de sadece futbolu değil birçok şeyi Türkiye'de değiştirme şansımız yok Selamet. Yani bunu kabullenmemiz lazım. O yüzden neden bu kadar paranın döndüğü bir yerde? Yani bu sefer benim hep gördüğüm şu, bir şeyleri değiştirmeye gelen insanlar tekere çomağa soktukları zaman ilk önce çomak kırılıyor. Evet. O zaman da yerlerinden oluyorlar. O yüzden. Kimsenin, yani bu sadece federasyonla ilgili söylemiyorum, genel anlamda söylüyorum. Benim gördüğüm o,
gelirken birçok vaatlerle geliyor insanlar. Ama o koltuktan sonraki kısımda o vaatlerin hepsi yok oluyor, gidiyor. Doğrusu bu değil tabii ki. Bilemiyorum. Aynı şey bize de olsa biz de aynısını mı yaparız? Yani bu da tartışılır. Evet. Yani ben kendi adıma da bu sözü veremem mesela. Ben de bir şeyleri değiştireceğim diye gelip, çünkü hayatta bu tarz şeyler çok gördüm insanlarda. Bunlardan birisi de benim, kendim adıma da söylüyorum. Büyük sözler. Bu sözlerin verilmemesi gerekiyor bence. Ama biz söz vermeyi seviyoruz. Eskiden yapmayı seviyorduk ama onu da uygulamayı artık millet olarak unuttuk diye düşünüyorum kendi adıma. Evet. Mustafa Hocam, şimdi ligin dibine baktığımızda Adana Demirspor 9. haftaya girilirken 1 puanda. Hatay, Kayseri onlar 3-4 puandalar. Çok büyük bir değişiklik olur mu? Şu ana kadar izlediğim bir Hatay, bir Kayseri, bir Antep işte... Yani Samsunspor'un artık ciddi anlamda buralardan tamamen uzaklaştığını söyleyebilir miyiz? Şimdi hocaya sorsak hoca şey diyor. Hoca çok sağlam konuşuyor maşallah. Şu anda diyor bizim diyor ligde kalmamız için bu puan yeterli değil diyor. Ya hoca da biliyor ki zaten hani yarın bir gün bir düşüşe geçtiği zaman şimdi çok umutlandırırsan sen asıl hedefinden uzaklaşmışken belki yine uzakta olsan bile düşüşe geçtiği zaman tepkiler olmaya başlıyor. Yani ilk yine ilk alacağımız mağlubiyette tabii. Yine belki çok yüksek bir tepki olmasa da yine olacaktır. Hocam niye o değişiklik, o niye şu falan olabilir tabii ki şu oluyor ama ya, şu zaten hep hoca da söylüyor. Ya, biz zaten bizim öncelikli hedefimiz Astro'da da mümkün olduğunca uzaklaşmak. Ben de hep diyorum sen mesela hoca da diyor işte hani 40'ı görene kadar yani biz önce 40'ı bir görelim. Yani 40'ı erken görürsek 40'ı ondan sonra kalan haftaya bakacağız. 10 haftam var. 10 hafta kalan mı 40 gördük? Ondan sonra deriz ki acaba bir ilk 5'e oynar mıyız? İlk 6-7'ye oynar mıyız? Onlardan uzaklaşalım derken Fenerbahçe'yi yenelim de Fenerbahçe'den de uzaklaşıyoruz. 5 puan oluyor fark. Uzaklaşalım diye zaten ikinciliğe kadar geldik çok şükür. Sorma. Öyle oluyor hocam. Kaza maza yenersek 5 puan oluyor Fener'le aranda. Vallahi kimse kaza olarak nitelendirmez bu sonuçlardan. Ya kaza maza derken öyle diyoruz ama abi ne diyeceğimizi de bilmiyorum artık. Ya bak şu da var. Onu da söyleyelim. Bu takım Fener'den 5 de yiyebilir. Futbol bu. Futbol anlamında söylüyorum. 5 yiyecek bir takım değil bizimkisi. Yalnız oldu ki 3 yedin 5 yedin ya da yenildin mağlup oldun. Skor ne olursa olsun o taraftar bu takımı alkışlayarak göndermesi lazım soyunma odasına. Doğru mu hocam? Ya şu anki şu ana kadarki performans onu hak ediyor zaten. Kesinlikle. Yani buraya kadar. Çünkü senin şimdi rakibin değil deyince insanlar kızıyor da yani bütçe olarak, kadro kalitesi olarak baktığında Fenerbahçe'nin rakibin değil o kısımdan baktığında. Ya bazen zaten o farklar bazen işte mağlubiyet işte Beşiktaş maçında mesela bakıyorsun oyunda her şeyde üstünsün ama siz kod 2-0. Yani orada bir iki kaliteli oyuncunun bir iki farklı top kontrolü önüne alması, atması her şeyi değiştirebiliyor. Yani bu ara bizim şeyimiz artı yönümüz. Mesela ilk haftalar gol pozisyona giriyorduk ama gol bulmakta sıkıntı çekiyorduk. Şimdi mesela atmaya başladık. İşte geçen hafta 4, bu hafta 3. Belki son dakikada olsa son dakikada ilk dakika. Yine şeyde atılmış goldür. Zaten o sıkıntımız hallettiğimiz zaman zaten hoca da fark ederseniz böyle demin dedim ya böyle arka altı falan çok değişmiyor. Ama önde bazen böyle bir arayışı da var. İşte geçen hafta mesela Laura bir denedi. Arayış demeyelim. Muya yoktu. Yani takviye olarak yani bir değişim yapabiliyor yani. Orada bir formda yani. Oyuncu biraz daha son vuruşu hatta iyi. Hatta o hamleler iyi yarayabiliyor da yani. İşte evet. İlk kurduğun 11'den sonraki yaptığın hamle mesela. Ama savunmada onu düşünemiyoruz. Savunma için onu söyleyemiyoruz işte yani, dediğin gibi. Yani düşünemiyoruz. Yani çok bir alternatif de yok orada baktığı zaman geride. Savunmadaki Okan, Şatka, Van Drangelen üçgeni. Evet. O en tehlikeli üçgen. Evet. En tehlikeli üçgen o. O üçgenden Allah göstermesin iki kişiye bir şey olsa büyük sıkıntı var. Yes. İşte hani sarı kart mutlaka ceza ya da kırmızı bir hafta iki hafta olur. O zaman değişiklik olur. Kim da uzun süreli şey olmasın yani uzun süre sakatlık olmasın şurası yeter ki. Hocam, evet. Yoksa hani bir iki haftalık ilerleyen haftalarda orayı mutlaka olur. Bir Yunus var hocam orada. Orada belini görmedim ben bu hafta. Kimi? Laura yok. Nerede yok? Burada yok mu? Bu hafta değil mi bu? Laura'da yok abi. Var gelmiş özür dilerim varmış. Var zaten Laura. Evet. Özür dilerim. Karıştırdım. Az önceki şeyde gelirsek zaten hani son sıralar şu anda ligin yarısına geldik sayılır. Hani 18 hafta mı oluyor? 19 takım 18. 19 bay takım geçiyorsun. Değil mi? 19 baş, hafta oluyor abi. 19 ama 18 maç. 19 takım lig. 18 takım. 18 oynayacağız. Yani bizim 18 hadi işte 8 oynadık haftaya o zaman. Fenerbahçe'den yarıya geliyoruz. Evet.
Yani yaklaşık 4'te 1'e liginde. Hani şu anda baktığımız zaman az çok kimin nereye oynayabileceğini görebiliyoruz. Sıkıntılı takımlar belli. Ha, bizim bunu aşağısı için söyleyebiliriz bence. Onu diyorum aşağıdan. Aşağısı için ama yukarısı için böyle yani. Ya belli şimdi şöyle şimdi yukarıda zaten hani ilk 3 orayı zorlayacak. Hani belli kadro kalitesi olan işte Başakşehir'di. Yine işte Trabzon'da yine yükselebilir sonrasında. İşte yine Konya falan biraz daha iyi takımlar. Yani onlar bir şekilde biraz daha yukarı doğru gidebilir. Ama altta sıkıntı çekebilecek takımlar. Şimdi Kayseri. Devre arası transfer yapar mı yapmaz onu bilemiyoruz. Antep biraz çıkışa geçer mi? Şimdi yeni hoca geldi mesela. Yani bir hoca fark eder mi bilemiyoruz. Hatay Rıza Hoca geldi. Sonra işte Abubakar falan birkaç transfer yaptı. Trabzon maçında fena değillerdi mesela. Onlar biraz daha hücumla çeşitlenirse bir çıkışa geçebilir mi daha sonrasında? Antep berabere kaldı. Antep yine aynı şekilde. Antep'i şöyle söyleyelim. Samsun oradan 3 puanla döndüyse Antep kardeşim Antep herkes alır gibi gördüler ama Beşiktaş'ta takıldı, Trabzon'da takıldı. Enteresan evet. Yani çok enteresan. Sen oralardan 3 puanla aldın. Ama gerçekten yani ligin en bana göre şu andaki zayıf halkası Antep'ti. Oynadığı oyun, verdiği pozisyonlar. Onlara kafa tuttu işte. Yani çok enteresan. Yani şimdi bu işte bunun değişmeyeceğini düşünemeyiz. Türkiye'de biz ilerleyen haftalarda bu değişebilir yani. Bir de iyi zamanda yaptık onlarla. Zamanda, yani biz hazırdık, onlar da hazır. Şimdi onlar bir sonra birkaç transfer yaptı. Yeni hoca değişiklikleri oldu. Yavaş yavaş onlar da ivme kazanma. Mesela Çaykur Rize'de mesela biz iyi zamanda yaptık. Onlar da sonra transferler falan yaptı. Belki onlar da bir çıkışa Çaykur geçecekler. Çaykur Rize'nin de kadrosu çok iyi. Müthiş şey yani kadro. Kadroya falan baktığı zaman yani takipçiler falan. Çaykur kurtarır oradan. Çaykur çıkar yukarılara da. Yani o anlamda yukarıda 9. iyi zamanda yaptık yani. 10 puanla 9. sıradaki Bodrum Spor zamanla aşağıya düşüş yaşayabilir. Ama bu puanlama sisteminde 3 maç kötü gittiğinde aşağılardasın. 3 puan sistemi öyle abi. Evet o büyük... O yüzden bir Thomas Reis'i getirir misin kardeşim? Hem Thomas Reis'le ilgili bir görselim var. Onu koyarsak. Getir. Sadece orada Adana Demirspor eğer böyle giderse, takip yapamazsa onların gireceği çok iyi gözükmüyor. Ama diğerlerinin hepsi bir çıkış yapma ihtimali var ama yine. İstersen büyük al kardeşim. Büyük al da ben kendi adıma bir KC'yi de kaldırırsan şunları söyledim. Dedim ki Thomas Reis taktik disiplin, takım savunması, son ana kadar vazgeçmemek, doğru ve zamanda değişiklikler, doğru hedef ve doğru söylemler. Biz Thomas'ı araya alırsan kardeşim bir... Thomas'ı özetledim diyorsun. Thomas'ı burada niye özetledim? Özellikle en alttaki doğru hedef ve doğru söylemler. Yani buraya gelme sebebini, konuştuğunu başkanla her seferinde tekrarlıyor. Yani beklentileri bizim istediğimiz gibi değil, başkanla onun konuştuğu gibi yapıyor. Ve bence tam bir Alman disiplini. Çünkü diyor ki ben bu kadarını söz verdim. Daha bekleyelim. Çünkü maraton olarak görüyor. Biz şu anda 100 metreleri koştuk diyor. Hala bunun sinyalini veriyor Thomas Reis Hoca. Bence çok doğru. Bir eleştirimiz şeydi Thomas Hoca'ya. Bir hafta kazandığımızda bir hafta İşte kadroda oynuyor, değişiklikler yapıyor, oynama yapıyor. Yani mesela Lauro oynaması bana göre Reis Hoca'nın bugüne kadar yaptığı en nasıl söyleyeyim onu hata demeyeceğim. Yanlış da demeyeceğim. Bence yani böyle bir kulağımıza küpe. Doğru olmayan bir karar. Doğru olmayan bir karar diyebiliriz. Çünkü geri kalan her şey. Ama hocam şunu da söylüyorsun, hepimiz söylüyoruz. Hafta içerisinde tesislerde oyuncularla olan biz değiliz. O oyuncu grubu da kendisi çalıştığı için kararını verecektir. Hani biz diyoruz ya kazanan kadroyu niye bozdun diye. İyi kazanan kadroyu bozdun da hafta içerisinde de belki düşük bir performansla idmanda bu arada. Selamet, herkese tamam. Bak ben Emre, yani geçmişi de çok iyi. Emre'nin oynaması da tercih olarak da doğrudur. Çünkü Emre kalitesindeki bir adam bir tane hareket yapar ki müthiş bir pas attı. Onu maç içinde gördüm ama bir daha ekstra analizleri yaparken gördüm. Moya'ya aldı at diye bir pas var. Müthiş bir pas. İşte bu yüzden var Emre gibi oyuncular ama daha fazlasını bekliyoruz ya. Şimdi Lauro nereden çıkıyor? Lauro'yu hiç görmedik. Lauro'yla 11'de başlamasını ben kendi adıma eleştirisel olarak baktığımda bu adamın antrenman temposu da düşük. Ne bileyim enerji kusura bakma. Ama şunu da hep söylüyorsunuz siz hocam. Yani siz söylüyorsunuz derken siz zamanında bir futbolculuk yaşantınız da oldu ki o arkadaşlarla bu isimlerle değil belki ama aynı şeyden gelen arkadaşlarla siz
aynı soyunma odalarını paylaştınız, aynı kulüplerde top oynadınız. O siyahi arkadaşların çoğunun idmanı sevmediğini sen söylüyorsun. Sevmiyor mu? Ya eğer Afrika kökenli olur, siz Avrupa'dan oyuncuyu almıyorsanız sevmiyorlar. Bak Afrika kökenli olur, Avrupa'da top oynamamışsa, orada yetişmemişse... Oradan alıp getirdiysen diyorsun şeyden. Afrika'dan aldın. Geldin. Yani işte ama mesela bir Johnson vardı. Ben Fenerbahçe'de Johnson'la çalıştım. Evet. Kayseri Spor'da. Çok profesyoneldi. Ama nereden gelmiş? Gana'dan aile göçüyor Belçika'ya. Altyapı Anderlecht. Anderlecht'ten sonra Avrupa başlıyor. Kültürü görmüş. Şimdi büyük bir takım kültürü, büyük bir takım disiplini, oradan geliyor oyuncu. Ama bu oyuncunun büyük bir bölümü eğer Afrika kökenli. Laura da Fransa'da nerede bu? Laura nerede? Fransa'da oynadıydı. Paris'ten gelmişti zaten. Ya oralarda yapamıyorsun selamet. Bizim ülkelerde yapılıyor işte. Maalesef sizin şeyliği yok abi. Yani böyle ben geçen de bir yayında daha söyledim aynı şeyleri. Yani mesela Tait yok ortada değil mi? Flavian Tait. Hocam onu özellikle not aldım. Zaten Tait, Laura, hatırlıyor Nano. Musun? Biz bu adamı da eğer adama dersek diyeceğim artık. Bu adamları ya. bu adamları da bir diğerleri gibi kazanabilirsek bir Kingsley gibi filan biz fıstık gibi yine 3 transfer daha yapmış olacağız. Açık söyleyeyim zaten sana. Hocanın, hem de para ödemesi yapmadan. Hoca özellikle memnun olmadığı biraz şey kısmı. Mesela ortada Enchan değişilmez. Artık Muadil Maci de hani evet. Bazen bir Dimato'yu orada Ercan Kale belki bir giden de ama onunla değişmeyeceği belli. Orada hoca özellikle şu kenar şeyleri biraz oynuyor. Ön kenarlarda. Ön kenarlarda oynuyor. Mesela Şitler'le başlamıştı sezon başı. Şitler Muya'yla başlamıştı. Birkaç hafta öyle gitmişti. Sonra işte Emre bir dönem denedi. İşte bazen Dimata'yı kenarda birkaç denedi. İşte Laura bir denedi. Şey olmadı. Şimdi Muya mesela iyi bir çıkışta. Bazı bir iki durdu ama evet. Mesela Muya tamam diyebiliriz. Biraz böyle artık Muya formu almaya başladı ama diğer tarafı da tam olmadı işte. Enteresan bir oyuncu. Yani Muya sadece bir istikrarını yakalasa hani bir maç var, bir maç yok gibi evet. Oynuyor Muya. Bir de bazen hani şunu da düşünüyorum Thomas Hoca'nın yerine koyunca. Yani adamı ilk yarı oynatıyor, kötü oynuyor. İkinci yarı sokuyor, gol atıyor adam. Kozluklu Vedat Şen yazmış. Şimdi onu Fransa ile olan bağı Fransızdı diyor. Yani gene kökeni uyruğu belki farklı bir yerlere dayanabilir ama normalde Fransız. Demokratik Kongo mu? Milli takıma gitmiş hatta geçen sene. Kongo'luysa. Milli takıma da gitmişti hatta. Evet. Biz hatta birincilikteyken bir maça gelmemişti. Hatırlıyor musun? Zaten bizim şu şey olayı var. Şu an yeni kural 12 artı 2 kuralı var. Yani 18'de evet. 12 yabancın olacak. 2 dışarıda. Zaten biz şeyi yolladık. Rahman'ı yolladık. Bu artı 1'e düştü. Yani bizim her türlü bir tane dışarıda olması gerekiyor. Şu anda da o dışarıda olarak kullanılan oyuncu da Nano zaten. Şu an Nano o artı bir dışarıda kullanılıyor. Nano milli maçlarda gidiyor ama abi nasıl oluyor bu anlamadım. İşte bilmiyorum. Geçen sene Gustavo da çok kullanmadı. Şey de niye aldık biz son, bu adamı? Öste kullanmadı. Ya selamet. Yani öyle şey zamanla geldik. Dünyada ses getiren ligler arasına giriyor. Çünkü bütçe olarak harcanılan para. Abi ses neyi sesin? Nano ses getiremiyor. İşte ama ben o kısmına bakıyorum. Nano'da ses yok. Şöyle düşün. Eskiden Türk milli takımına kimler çağrılırdı? Yurt dışında oynayamayan yedek kalan oyuncu da bizde de öyle bir şey vardı. Çağrılırdı yani biliyorsun. Evet. Ya Nano hatırlarsak. Fark etmiyor. Hangi ligde oynarsa oynasın çağrılıyordu yani. Yedek de olsa çağrılıyordu. Hüseyin Hoca. Öyle düşünebiliriz. Doğru. Hüseyin Hoca zamanında Nano transfer yapılmıştı. Değil mi abi Nano? Portekiz... Portekiz altyapıda oynadı da şey, milli Gine takım mi? Nereye bir gidiyor? Gine değil de başka bir yine milli takıma gidiyor da Hüseyin Hoca zamanında işte Şitler, Nano falan transfer edilmişti. O zaman da bir 3-5-2'ye şey göre mi belki yapıldı ama Enchan, Holse, Kingsley tamam Hüseyin Hoca zamanında ama kaçıncı haftalarda gelmişti bu oyuncular hatırladın mı? Şeyi 4 tanesi Galatasaray maç 4. hafta mı 5 mi o civarlarda gelmişti. Kim geldi? Enchan. Doğru mu? Enchan. Holse. Evet Holse vardı. Başka kim vardı? Kingsley biraz daha önce gelmiş olabilir. Sezon başında değil ama. Lig başladıktan sonra 4 değil mi? Ercan Kara gelmişti. 4 tane önce hatırlıyorum ben geldi. Holse geldi. Ercan Kara. Enchan, Holse. Dimata geldi. Dimata. Dimata Galatasaray maçında vardı. İşte Dimata o maçta gelmişti. Maçta oydu zaten. İşte o 4 oyuncu maçı gelmiş. Şimdi ben niye sordum biliyor musun? Şimdi geçen sezon bizi bazıları çok ağır eleştirdi bizi.
Şimdi biz cuma akşamları maç harifesi yayını yapıyoruz burada. Maç harifesi nedir? Oynayacağımız rakibin bir önceki oynadığı maç için analizlerini, yorumlarını Yücel Hoca yaptığı için Yücel abi. Ben Yücel abiyi almadım. Kral Samsun'daydı, hatırladın mı? Evet. Buraya ben Kral'ı çıkarttığımda çoğu beni de eleştirdi. Ağır konuşanlar da oldu bana böyle. Tanju abiye de aynı şekilde. Bak Hüseyin Hoca dedi ki abi, Yüksel Başkan bunu inkar edemez. Kendisi de söyledi bize onu. Transfer yapmana gerek yok. Bana bu oyuncular yeter dedi. Demedim abi, hatırlamıyor musunuz? Ben bana bu oyuncular yeter. Artık neye güvendiyse Hüseyin Hoca, ben bunu da anlamadım. O da kendisi de diyor Yüksel Başkan şimdi niye öyle dedi onu da bilmiyorum diye. Neye güvenerek bunu dedi diyor. Burada Kral da dedi. Ben de dedim aynı şeyi. Bu kadro buysa bu takım küme düşer kardeşim dedi. Ondan sonra takım kümede kalınca hiç utanmadan bazıları için söylüyorum. Sövdüler, saydılar hepimize. Bana, ben de dahil buna. Şimdi soruyorum kardeşim, bugün en çamı kim almaz? Holse'yi kim almaz? Schindler'i kim almaz? Bu adamlar diyoruz ki lig başladıktan sonra geldi. İşte bizim bu yorumlardan sonra geldi. Hadi almadan oynasaydın da görseydim seni. Bugün Adana Demirspor'un pozisyonundan daha kötü olmaz mıydın acaba? Biz şu an TFF bir programı yapıyor olacaktık burada. Tamam? Bir şey daha ekleyeyim. Yanlış mıyım Yücel abi? Kesinlikle doğru. Aynı düşünüyorum. Bir de bu oyuncuları geçen sene Holse ve Maggi'den daha fazla katkı aldık. Evet. Zaman zaman Tait'ten aldık. Dimata'dan az buçuk aldık. Schindler'den falan almadık. Ama bu sene hepsi birlikte işte onlar bize bir kazanç olarak tabii, geldi. Onları almasaydık zaten bizim şu anda... Tamam, hayır. Vallahi bak bunu üst düzeyde bir kim bilmiyorum bana birisi ne dedi biliyor musun? Yemin ediyorum belki size insanlar sövdü, küfretti, ağır eleştirdi sizi. Bu takım küme düşer dediniz dedi. Ama dedi siz ciddi katkı verdiniz takıma dedi. Sebebi dedi o eleştirilerdi bu transferleri yaptıran dedi. Tabii bunlarla. Tamam mı kardeşim? Biz değil sadece yapan arkadaşlara da aynı şeyi söylüyorum. Biz burada bak ne dedik yayına başlarken? Samsun'un kazanması kadar güzel bir şey var mı kardeşim? Biz de bunu istiyoruz ama bir şeyleri eksik gördüğümüzde, ya bırakın da bu adam 16 tane kulüpte oynamış, biz de 15-16 yıldır bu işleri yapıyoruz, bir şeyleri takip ediyoruz. Hani futbolu üst düzey biliyoruz demiyoruz ama bildiğimiz bir şeyler varsa burada paylaşmak için buradayız. Ama siz böyle kara düzen gelip burada adam Avrupa'da ayakkabı almış, bilmem ne almış insana burada bir sürü hakaretler yağdırdınız. Efendim bu takım küme düşer kısmını alıp insana küfrettiriyorsunuz orada. Ama adam doğruyu söylemiş. İyi ki de demiş Tanju abi. Allah razı olsun. Selam. İyi ki de demişiz yani. Şimdi de yani denilenler şu. Şimdi ne oldu? Bak geçen sene böyle diyordun. Ya kardeşim. Ha işte bir de öyle eleştiriyorlar ya, hocam. Yani tamam, ne oldu? Döndünüz 90'da. Ya kardeşim 90'lara dönme diye bir şey yok burada. Yok burada böyle kesinlikle bir şey. Kesinlikle yok. Şimdi geçen seneki alınan puanlarla geçen sene tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı. Aynı takım tarihinin en iyi başlangıcını yapıyor bu sene. Işte. Şimdi 360 ama söylediğin yani isimler sezon başladıktan yoktu sonra alınan evet o isimler müthiş bir performans sergiliyorlar bu sezon. Ve şimdi Hüseyin Hoca'yı dinlemiş olsaydı bak ne diyorum sana, biz bu sene şu anda TFF 1 programı yapacaktık burada. Kardeşim biz ilk önce başlayacaktık. Gistol'ü niye yolladın? Birinci tabii, sorumuz tabii bu olacaktı. İkinci sorumuz niye transferleri transferde alamadın? Herkes bunu yapacaktı. Yani bunu biz yapmıyoruz. Yani spor medyasında siyah ve beyaz var kardeşim. Gri yok. Yani hani böyle değil. 1-0-2 oynayamıyorsun spor medyasında. Öyle bir şey yok. Siyah ve beyaz var. Yapacak bir şey yok. Çünkü evet gerçekten tarihin en büyük kulüpleri Eskişehir Spor gibi ve birçok kulüp bugün Bursa Spor gibi 3. ligde oynuyor. Yani bunu kimse ama bir şey demiyor ki. Yüksel Başkan'ın o hakkını herkes teslim ediyor ki buna zaten kimsenin bir şey deme hakkı yok. Onu zaten kimse demedi. Ona kimsenin laf etme hakkı yok. Sadece biz ara sıra şunu söylüyorduk. Başkanım tekniğe taktiğe karışma. Sen evet dayanamıyor. Maalesef parayı veren insanlar bunu yapıyorlar. Ama bunun eksik olduğunu gördü başkan. Ondan da biraz uzaklaştığını görüyoruz. O da çok işe yaradı. O da işe yaradı çünkü uzak durduğunda, çünkü bu takımın başarısı Yüksel Yıldırım'ın başarısı ilk önce. Başkasının değil. O ayrı bir şey. Hayır, ama ilk önce onun. Tabii. Hayır, öyle geliyor. Neden? Ama çünkü hocam şimdi eksikleri de konuşuyoruz. Tabii. Yine konuşacağız. Bu bir eleştiri değil. Artık eleştiri mi dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum. Biraz önce
Thomas Hoca ile ilgili ne dedik? Adam çok temkinli konuşuyor. Yani her ne kadar tarafta, ya insanlar yazıyor bize yorumlarda. Selamet abi işte vizelerinizi hazırlayın, bekliyoruz sizi Avusturya'ya falan, işte Avrupa kupalarına diye yazıyor insanlar. Bu hayalleri kurmak güzel, yazsınlar. Taraftar yazsın. Yalnız hocanın temkinli konuşması da çok güzel. Bizim henüz 18 puanımız var ama bu puan kümede kalabilmek için yeterli değil. Yani yarın olası bir seri bir başarısızlıklar olur, futbol bu ya. Onu demek istiyor. Kesinlikle. Bu onu demek isterken şimdi ben konuyu nereye getireceğim Mustafa Hocam? Sizden başlayacağım. Yüksel Başkan geçen akşam TRT'de bir demeçini duydum. Bünyamin Hocalar'ın programında. Hı. Diyor ki Şubat ayından itibaren transferlere başlayacağız. Scout ekibi boştaki oyuncuları takibe aldı. Ve diyor ki bir de oyuncularımızı isteyen olursa satacağım. Bu demecin zamanlaması doğru mu abi? Buyur. Şimdi onu ben de gördüm de zaten direkt şey herhalde telefonla konuşmuş. Orada yazı olaraktan şey yapmış. Evet moderatör o konuşmasını telefonla yazısı. Görüşüm dedi. Evet onu şeye dökmüşler. Tabii şimdi hani orada hani iletişimde ne sorduğunda bilmiyorum. Yani transferle ilgili iletişim ne düşünüyorsunuz falan yani gibi sorular sordu da ona hitaben belki cevap verdi. Biliyor muyuz? Ha tamam bir hazır hani şeyde boşta hani transfer şey diyebilirsin. Hani tamam biz transfer tahtamız kapalı ama biz yine de bir sonraki sene hani biz oyuncu araştırması şimdiden başlıyoruz. Devre arasında araştıracağız gibi diyebilirsin ama. Onlar biraz normaldir. O son şey işte oyuncularımızı isteyen olursa satacağım. Şu an bu takımı etkilemez mi? Yani. Ya değerini bulursun şunu diyebilirsin bak. Mesela Enchan değerini çok üstüne koymuştur. Mükemmel bir sezon geçirir. Sen şimdi onu 2'ye almışsın. Adam der ki 5 milyon vereceğim, 7 milyon, 10 milyon vereceğim dersin. Değerin çok üstünde akarsın. Öyle bir oyuncu satacağım diyebilirsin. Değerini bulursa ya da üstüne olursa diyebilirsin. Ben olsam onu yine de abi. Çünkü hani bu takım ileriye, bu başarıyı elde ettiyse seneye de bu kemik iskeletin üzerine yapacağım takviyelerle hedef değiştireceğim dersin. Doğru mu abi? Onu demek istiyorum. Hani şunu demek istiyorum. Dersen olur ama normalde dersin ki yani kadromuzu mümkün olacak koruyacağız. Mesela sözleşmesi bitiyorsa sözleşmesi biten oyunculardan performansı yüksek olanlar uzatmaya çalışacağız. Talip olanlara da evet. Biraz ayrıntı da bilemiyorum tabii şimdi ama şöyle i̇şte baktığın zaman biraz başkanımız işte konuşurken biraz şey yapamıyor. Bir de mesela boşta oyuncu deyince mesela boşta oyuncular mı bakacaksın? Onun haberini şeyde. Yapanlar da biraz tam eleştiri kısmıyla alıp koyuyorlar zaten. Bir de yani, bu şey de var. İşte o zaman ne yapmak gerekiyor? Konuşmamak gerekiyor abi. Bak konuşmadıkça başkanımız biz çok daha iyi. Bak şimdi diyordum şöyle desene diyoruz. Bir de böyle desene diyoruz. Işte. Böyle deyince 3 hafta İstanbul'da beraber oturduğumuzda bütün hepsinden arıyorlar ama hiçbir yere bağlanmıyorum dedi. Ben de dedim kendisine ben de arasam bağlanma başkanım. Bu süreçlerde bağlanma abicim ya. Böylesi daha hayırlıysa bağlanma abi. Bu kadar ya. Yani bağlanıp konuşmasa da telefondan yapılan sohbetin kaleme dökülmesi de sıkıntı oluyor. Bu bile sorun olabiliyor yani. Eleştiri alabiliyor o bile. Ya dediğim gibi hani şey denilebilir tamam bir sezon ortasında bir transfer yapamıyoruz ama biz yani çalışmalarımızı şimdiden yapıyoruz denilebilir. Ki yapılması da lazım zaten. Yani sen yine araştırma yaparsın. Bir sonra yok. Hocam sonra onu demene de gerek yaparsın yok da. Hayır onu dersin. Bunu diyerekten yani geçiştirirsin tabii. Yani. Hani ya, oyuncu da satarız derken değerinin üzerinde oyuncu varsa satarız. Yoksa biz elimizdeki oyuncular iyi oyuncularla devam etmeye hatta sözleşme bitiyorsa onunla uzatmaya çalışacağız diyebiliriz. Hani onu, söyleyiş şekli biraz şey yapabilir. Demek daha kucaklayıcı olur. Yani, ya bu da tabii oyuncu etkileme açısından tabii dışarıya da önemli ama en önemli de başkanın içeride konuşması önemli. Hani gidip içeride tamam. Oyuncularla konuşurken de mesela o güvenle size devam ediyoruz. Size tabii. Seneye de inşallah iyi olanla devam edeceğiz. O şekilde konuşma da önemli tabii ki de. Ama söyleyiş tarzı şekilleri soruya göre tarzı da önemli tabii ki. Yıllarca futbol oynadın. Sen şu anda bu takımın oyuncususun. Başkanımız böyle bir cümle kullandığında etkilenir misin? Ben empati kurarak sordum. Selamet, oyuncu gider. Oyuncu parayı bulursa gider. Şimdi burada oynayanların şey. Hepsi buraya kırmızı beyaz renkler için gelmedi. Samsun'un güzelliği için gelmedi. Asla. Ekmek paraları yarın futboldan sonraki hayatlarını devam ettirmek için geldi. Şimdi ben oyuncu açısından bakmıyorum olaya ben. Başkan açısından baktığımda yani gerçekten bu söylenmiş bir kelime mi? Ben oyuncu değerini bulursa satarım mı demiş başkan. Oyuncularımızı isteyen olursa satarım. Ben de soruyu şöyle sorarım o zaman. Başkanım bu arkadaşların yerine kimi koyacaksınız? Sattığımızda. Bizim bir yasağımız yok mu?
Bizim satarken bir yasağımız yok ama alırken bir yasağımız var. Bu şey herhalde ama sonraki sene için söyleniyor. Önümüzdeki sezon için diyor hocam. Hani, alabiliriz, satabiliriz diyor herhalde. Ya, satabiliriz. Hani araştırmalarımızı da yapalım. Konuşmaya da gerek yok ama yani. Bence şu an için şunu da deneyebilir aslında. En çok erken. Zaten o değerler bulduktan sonra bunu kulüpte tutamıyorsun. Fenerbahçe'de tutamıyor. Geliyor adam, saça boyu nasıl aldıysa Bayern Münih, sen tutamazsın. Artık oyuncu gitmek ister. Evet. Yani orada bizde hani başkanımızın bu açıklamayı ben farklı algıladım biraz da. Başkanımızın bu açıklamayı yapmasına gerek yok. Sezon sonu zaten bu takım böyle giderse birçok oyuncuyu biz tutabilir miyiz? Soru bu. Doğru. Yani onlar gider mi? Onların taleplerini sen karşılayabilecek misin? Karşılayabilecek miyiz? Tabii ki o zaman satmak zorunda olur. Hani bu sefer de ne diyeceğiz? 3 liralık değerine 13 lira istiyor diyeceğiz. Şimdi işte satarsın, satman kolay olur. Alacağın oyuncuları da belirlersin. Yani bu çok normal ama tekrar söylüyorum. Bugünkü şu anki konjonktür için bunu konuşmamıza bir gerek yok. Yani çünkü daha devre arası bile olmadı. Evet. Bak tekrar söylüyorum. Orada özellikle Thomas Reis'le ilgili bir görsel getirdiğimizde onu özellikle vurguladım. Söylemleri, yol haritası asla değişmiyor. Yani onun bir yol haritası var. Tipik bir Alman. Diyor ki ben bunları, dış etkenlere karşı da. Ben bunları konuştum. Ben bunları gelirken tokalaştım ve anlaştım. Onların üzerine çıkmıyor. Çünkü herkesin beklentisi, Türkiye'de maalesef kimse kusura bakmasın, biz biraz her şey iyi gittiğinde evimizde de bu böyle, işimizde de bu böyle. Yeni bir araba alalım mı? Yeni bir ev alalım mı? Yeni bir arsa alalım. Dur abi bir saniye ya. Daha yeni kazanmaya başladık ya. Adam da bunu söylüyor. Dur diyor, frene bir bas diyor adam. Bunun yazı var, kışı var, güzü var. Hastalığı var. Var diyor yani bunun. Adam diyor. Yani çünkü çok mantıklı. Ben beğeniyorum. Allah için. Şimdi Thomas Reis beni çok şaşırttı. Ne? Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum Gistol'den sonra. Gerçekten Thomas Reis bize iyi bir ders verdi yani. Bu da demek ki kesinlikle. İyi bir hoca gittiğinde, yerine başka biri geldiğinde farklı bir pencere, farklı bir ufuk açabiliyor. Bunu da gördük. Bu anlamda da işte şimdi Yüksel Başkan ve yönetimini tebrik ederiz. Fuat Hoca'yı tebrik ederiz. O futbolcu satma konusunda Süreyya Çıkgöz de farklı bir şey söylemişti. Başkanın bu açıklaması takımı diye olumlu yönde etkiler. Futbolcunun performansını artırır diyor. Yani o da prim yapmak için diyor. Yok ya, futbolcu böyle bir şey için, futbolcu iyi oynadığında her türlü gider ya. Zaten sezon sonu oldu mu bir kere şey ayrılacak. Sözleşmesi bitenler, sözleşmesi devam edenler zaten var. Zaten sözleşme bitenler, sen yapacağın bir şey yok. Sen çok ise teklifi ne dersin? Aynen öyle. Dersin ki 3 verin dersin. Aynen. Gider 4-5 veren varsa, gidiyorsa gider zaten. Ha, sözleşmesi bitmeyen de zaten. Oradan da hocayla devam edeceksen, hocayla konuşuyorsun. Kimle devam edelim dersin. Bir, hocam orada yaparsın. Da yine oyuncuyla, oyuncunun çok büyük etkeni var. İyi oynamış oyuncu. Hı? Avrupa'dan teklif gelmiş. Tutamazsın hocam. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe tutamıyor. Ne yapıyor? Bu sefer oyuncu gidiyor, kapısını çalıyor. Devam mı çalıyor? Diyor ki yöneticim beni bırak. Ne kadar vereceğim? 10 lira. 10 liraya ona göre sen de kazanıyorsun, oyuncu da kazanıyor. Çünkü oyuncu artık orada durmaz. Yani bağlasan ya durmaz. Zaten her iki tarafta bir evet. Şimdi futbolcu profesyonel zaten. Aynen. Paraya bakıyor. Kulüp de ona bakacak. Sen şu an ne dersen de onu etkilememek için ne yapacaksın? Sen kazandığın sürece sana şu kadar prim vereceğim dediğin sürece, hakkını verdiği sürece, daha fazla verdiği sürece zaten oynayacaktır. O sezon sonunda zaten ya satarsın ya gider. Onlar bir şekilde zaten yolunu bulacaktır yani. Kesinlikle. Ne dersin? Hocam bir yandan yani analizleri de isteyelim mi? Tabii ki. Ne istiyoruz kadroda? İstatistikler gelsin sevgili Dursun. Bir bakalım. Geldi abicim. Dursun çok hızlı maşallah. Dursun hızlı, evet. Ben yavaşım. Ben bir Dursun'a yaklaşırsam ben de açayım buradan. Evet Dursun'um açtın. Teşekkür ediyorum. Ben de kendiminkilere bir bakayım hemen. Evet. Şimdi istiyorsan bizi al bir bakalım. Biz neler yapmışız Adana'da. %44 toplu oynama. Adana Demirspor %56 biz. Toplu oynamada biz daha iyiyiz. Toplam şut burada 14-6. Şimdi bu işte ilk yarıdaki fark, o 9 fark. 6'nın yarısı da gol. Biz evet 6'nın yarısı gol işte. Çok enteresan. İşte bak 4 gole tane. Gole kadar da yok zaten değil mi şut? Nasıl hocam? Gole attığımız gole kadar da şut yok tabii zaten. Yok. 58'e kadar yok. Yok. 58 ilk şut. Zaten işte şimdi buradaki matematik çok değerli. İsabetli şut 6 onların 14'te. Bizim 4. Selamet'in dediği gibi 4'ün 3'ünü gol yapmışız. Hmm. Yok yani. Onun dışında yok.
O başarılı pasları ben bakmıyorum. Korner 5'e 5. Burada eşitiz. Bir top çıkarmış en Adana kalecisi. Evet. Yani bak. İsabetli şut. 6 şutun 4 isabetli. Bir tanesini çıkarmış. Bir tanesi işte Muya'nınki. Muya'ya Emre attı. Çok müthiş bir pas. Onu göstereceğim birazdan. Ortalar 14'e 10. Biz daha fazla orta yapmışız. Özellikle son bölümde. Fauller 14'e 8. Taktik faulü iyi kullanmışız. Offside'ler 5'e 1. Defans arkasına daha fazla gitmişiz. Yani şuraya baktığında bu kadar şut atıp gol yapamayan bir Adana Demirspor var. Ki bunlar gol yapamamasının sebebi... 296'nın 200'ü bizim savunmada olan başarılı paslar mı? Ya işte o yüzden ben onları tutmuyorum. Ya ben onları görmem lazım. Onlar çok benim için çok belirsiz bunlar. Çünkü orada parametreler... Ben öne oynanan, efektif, yani alan geçen, oyuncu geçen pas istiyorum orada. Evet. Çünkü o oyunu değiştiren kısmı. Burada da taktik faulü iyi kullanmışız. Çünkü bunu iyi yapan bir Samspor var. Ha, buradan alacağımız en önemli şey 14 tane top var kaleye gelen. Kaleci Okan'ın da başarısı var burada. Onu da koyalım. Birazdan zaten göstereceğiz. Adana Demirspor kadrosunu getirir misin kardeşim hemen? Hemen getirirsen ben de buradan ekranda açayım. Evet, Adana Demirspor 4-2-3-1'i tercih etti sevgili Serkan Damla. Serkan Damla Hoca dediğim gibi orada yardımcılık yapıyor. Geçenlerde o ilk Hollandalı Hoca zamanında da o vardı. Kalede Vedat, sağ tarafta Arda, sol tarafta Abdülsamet. Merkez stoperler Semih Gravion. Merkezde Tayfun Maestro oynadı. Sağda Salih, solda Ali Yavuz. Hemen santrafor arkası İzzet. Önde de Yusuf Barasi oynadı. Oyuna sonradan girenler Foggi, Ahmet Havu, Mane ve Şevu. Ya zaten şimdi o kadar enteresan ki yani oyuncuların 3-4 tanesini tanıyorum, geri kalanını tanımıyorum. Adana Demirspor gerçekten büyük bir değişikliğe uğramış. Maçın hakemi Alper Akarsu. Bana göre vasat bile bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Evet. Vasatın altında kaldı diye düşünüyorum. Benim kendi fikrim. Siz ne dersiniz? Evet. Benim kendi fikrim. Yani bence de aynı abi. Ben de katılıyorum sana. Yani enteresan şekilde. Bir de bizim kadro gelir mi sevgili kardeşim? Bizim kadroya bir bakalım. Bizim kadroyu bir alalım. Abi futbol nasıl bir takım oyunuysa saha içerisindeki gösterdiğim performans, hakemlerin var odasıyla beraber ya da hakemlerin yardımcılarıyla beraber yaptığı performansla bir takım oyunu olmalı bence. Ya işte ama yok yani, olmuyor. Yani bir türlü standardı bulamıyoruz. Bana göre bu hafta Adana Demir Samsun maçını yöneten, ben Alper'i demiyorum, Alper Hoca'yı demiyorum sadece, genel anlamda varıyla hepsiyle bir sınıfta kaldınız kardeşim. Hepsi sorumlu bu durumdan abi. Sağda o düdük çalmadı değil. Önceden olsa düdük çalmadı diye oluyor. Ya da aslında gene sağda orta hakem için değil. Ya da yan hakem gözünün önündeki pozisyona sallamıyor kardeşim bayrağını mesela. Ya görmesini bekliyor. Verirse o versin mi diyor artık. Neyse, ama bugün bir VAR sisteminde ensenin önünde bir monitör varsa, bugün burada birilerinin hakkı yenildiyse, bana göre orta hakemden daha çok sen o takımların, o kulüplerin haklarına sen girmişsin vardaki arkadaş. Çok doğru. Sen giriyorsun. O adam tek bir film şeridi gibi geçiyor önünden. Ama senin önünde defalarca ileri geri alıp bakabiliyorsun. VAR zaten görevine hatayı kapatmak. Bir hata varsa o hatayı sen kapat. Onu, onun için oturttular seni oraya. Yani, kurban olduğum. Ondan oturuyorsun şey, orada zaten. Hani artık offside tartışmanın olmaması lazım. Penaltı tartışmanın olmaması lazım. Net golle hani faul, penaltı, yani bu en direkt skoru etki eden en azından kırmızı kart pozisyonları, yani hocam, bunların artık bir de şey dikkatimi çekti benim. Bunların vardaki konuşmaları da yayınlanıyor pazartesi akşamları bazen, ama bizimkiler değil tabii. O diğer İstanbul takımlarının maçlarını yönetenlerin var ve hakem, orta hakemi konuşma. Ben merak ediyorum işte bir Konya maçında. Ben merak ediyorum bir Adana maçında ya da, ama gerçi Yücel abinin dediği gibi sormadı ki kardeşim. Sormadı derken yani ne o çağırdı ne o sordu. Çağırmıyorlar. Bir şey, niye çağırmıyorsun ya? Şimdi demek ki o konuşmalardan da korkuyorlar abi. Bir de o var şimdi. Zaten şeyi... Şimdi o açık ortada penaltı varsa, çağırırsa ne konuşacak abi? Şey, nasıl konuşmasını yayınlamıyor zaten. Mesela hani
vermedi. Hani vereyim mi vermemi değil. Vermişse sonradan geliyor ya kameraya. Oradaki konuşmalar zaten veriyorlar. Öncesindekini de onu o vermiyorlar. O fikrini söylüyor vardaki. Hani diğer öncesindeki hani gel hani bir dizine falan filan yok gel. Onları vermiyorlar zaten. Veriyor hocam. Bu hafta bir şey gördüm. Yok, vara gel kendinde bir gör diyor. Ha, işte orada işte gelecekse yani o geliyorsa oradaki iletişimi söylüyorlar. Evet. Yani gelmemişse onu sokmuyorlar zaten. Anlatmıyorlar ona şeyini. Göstermiyorlar. Hani hiç gelmemişse hani niye gelmedi orada ne konuştun değil. Vara gelmişse o öncesinden nasıl geldi konuşmalar falan onları gösteriyorlar. Zaten var odasıyla ilgili ciddi tepkiler alırız korkusuyla var odasını maç günleri açıklıyorlar. Tamam. Bir pazar günü oynanacak müsabakanın hakemi cuma günü açıklanabiliyor. Ama pazar günü oynanacak maçtaki vardaki görevli kişiyi maç gününe kadar yayınlamıyorlar. Niye? Niye yayınlamıyorsunuz? Belli değil miydi? Belli. Hepsini belli. Hafta içerisinde yapıyorsunuz siz onun taksimatını hepsine. Ama tepki alırız korkusu var hep. Evet hocam, nerede kaldık? Evet, ben şunu söyleyeyim. Yani yarı otomatik sistemimiz var. Yarı olmayan hakemlerimiz var. Biz bu bütünü nasıl tamamlarız ben bilmiyorum. Samsunspor'umuz geldi. 1-4-2-3-1. Aşağı yukarı bugün Samsun'da, Türkiye'de yavaş yavaş kadroyu sayın desek, Samsunspor'umuzun kadrosu sayılabilecek duruma geldi. Evet. Kalede Okan, sağda Zeki, solda Bola, merkez stoperler Şatka, Drongelen, merkez ön liberolarımız Benacer, Enchan, sağda Muya, solda Emre, bazen solda Emre, sağda Muya değişkenlik gösteriyor. Hemen yanlarında Hose, önde Maji. Tabii burada değişiklikler oldu. Zeki'nin yerine Şintler, Benacer'in yerine Celil, Muya'nın yerine Soner Gönül, Hose'nin yerine Soner Aydoğdu, Emre'nin yerine Dimata. Peki şimdi, hocam burada bir şey sorabilir miyim? Çok özür diliyorum. Muya'yı özellikle solda çok daha verimli olduğunu görüyoruz. Sağda hiçbir etkisinin de katkısının da olmadığını görüyoruz. Bunu şey maçında attığı gollerde de gösterdi. Hatay maçı mıydı onun? Mesela Hatay o da o maçta da attırdı ve kendisinin daha önce de kaçırdığı gol pozisyonları hep onları soldan yakaladı. Ve solda çok verimli ancak sağda pek katkı veremiyor. Ne dersin hocam? Zaten ilk yarıda o şekilde oynadı. Verimli olamadı. Sonra evet, Emre ile yer değiştiler. Daha yani zaten sonuca gitmeler. Peki niye de acaba öyle oynatıyor hocam Yücel abi? Yani şimdi Selam hoca bunun farkında değil mi? Yok şöyle yapıyor hocalar. Bazen ters ayakları kullanıyorlar. Solu sağa alıyorlar, sağa sola alıyorlar. Bunu zamanında Mourinho da çok fazla hocam, yapıyor. Hocam çok iyi olursun da. Tamam işte. Yani iyi bir takımın olur da adamı sağda da kullanırsın, solda da kullanırsın. Ama, senin güzel gözlemin solda daha verimli. Şimdi ben de baktığımda zaten düşündüğümde Bola, Muya demişim. Bütün kendi düşüncemde. Bola ile Muya'nın oradaki anlaşması, attığımız gol. Evet. İşte orada soldan geliyor zaten. O da dediğin doğru. Yani bunu da dikkate alacaktır diye düşünüyorum hocalar. Sağ ayaklı ve sol ayaklı. Sağ ayaklı sağda oynattığın zaman eğer hızlı oyun düşünüp de hemen orta düşünüyorsan yani oyuncu topa basmayan oyuncuysa daha çok kendi ayak tarafını kullanır. Hani alsın götürsün hemen orta yapsın. Bazı oyuncu da götürür topa basar, çeker, içeri girer vurur. Mesela Muya o tip bir oyuncu daha çok skor etki ediyor. Hani gittikten sonra topa basıp içeri girip vurup o şekilde daha etkili oluyor. Bazen Emre de aslında skor etkileceği zaman tersten o da mesela içeri girip vurup. Bazen Hose de mesela geçen sene o da sağda oynayıp içeri girip vuran oyuncu. Şimdi bir öyle kullanmak onu yapabiliyor ama Muya da etkisiz olduğunu gördük yani sağda. Yani solda da nasıl etkili olduğunu gördük. Uzun süre etkisiz olduğunda bu sefer zaten yer değişimleri de yapabiliyor hocam. Yapınca da zaten rakip de şaşırtıyorsun. Bu artık hocanın farklı bir taktiği diyelim o zaman. Evet. Şimdi forma aslanın ağzında gibi duruyor. Selam Samsun'da mı? Hoca, evet. Şöyle duruyor. Özellikle neresi için söylüyorsun bunu? Hemen ön bölge için söylüyorum. Çünkü o senin yerine Soner Aydoğdu girdi, gol attı. Gol attırdı. Evet. Şimdi Emre'nin yerine Dimata girdi, gol attı, attırdı. Yani şimdi Muya gol attı. Bu adamı şimdi kessen puan kaybı yaşayınca eleştirilirsin. Koysan yine puan kaybı. Ama şu anda bir forma savaşı var. Bu da güzel bir şey ama. Tabii çok, çok güzel. Çok önemli. Yani demek ki hepsinin istikrarlı olduğunu. Şimdi Hose'de de biraz düşüş gördük.
Holse Fener maçında patlayacak. İnşallah. O Holse'nin de vites yükseltmesini bekliyoruz ama. Şu an dört gözle ve çok son zamanlarda en çok arzuyla beklediğim karşılaşma. Fenerbahçe-Samsun maçı. Niye biliyor musun hocam? Şimdi Reis Hoca Türk futbolunu sadece ekranlardan gördüğü kadarıyla vardı. Geldi direkt Beşiktaş maçına çıktı. Doğru mu hocam? Yine de korkusuzca çıktı. Adam savaşını verdi. Sen Beşiktaş'tan da çok iyi oynadın. Beşiktaş geldi, iki pozisyonu da attı gitti. Herkes biliyor. Ulusal da biliyor. O gün Samsun o mağlubiyeti hak etmediğini. Ve sonrasında bir Konya maçında pek iyi değildik. Bir de Adana Demirspor maçında ilk yarısında çok kötüydü. Genel anlamda Samsun Spor şu 8 haftayı bir süzgeçten geçirdiğin zaman genel anlamda iyi futbol sergiledi. Bana göre. Bilmiyorum katılır mısınız? Ve iyi de sonuçlar aldı. Zaten ulusalda da şunu söylediler. Çok merak ediyoruz. İşte şimdi şeyi gördük. Markus'u gördük de Reis'i daha büyüklere karşı özellikle evinde oynarken o seyirci gücünü de arkasına aldığında daha cesaretlenen bir Samsunspor olup yani rakiplere karşı nasıl oynayacak? İşte o büyükler denilen o takımlara karşı nasıl oynayacak? Aynı cesaretiyle bir Fener'e karşı nasıl oynayacak? Şimdi herkes merak konusu ya. Hepimizin merak konusu. Dört gözle de bekliyoruz. Ya biz her zaman da geçmişe de olsun Fener'e de mutlaka ya orada ya burada bir her sene bir çermemiz vardır. Yani şeyimiz vardır. İşte geçen sene mesela orada 1-1 kalmıştık. Geçmiş seneleri de ben hep arzım. Mesela Galatasaray çok o kadar şansımız bazen denk gelmiyor ama Fener'de böyle geçmişten de yakın zamanda hep hatırlıyorum. Yani ya orada ya burada her sene bir ters skorumuz onlara göre oluyor. O Tanju abilerin sizlerin döneminde Fenerbahçe'de oynayan Abdülkadir neydi o? Bir tane var ya şimdi yorumculuk. Abdülkerim. Abdülkerim. Söylüyor ya Samsunları şöyle dövmüştük falan. Takım arkadaşım videoları çok güzel adamdır evet. Videoları var. Şey diyor zaten. Ya diyor Samsun'a da şansımız tutmuyordu kardeşim diyor. Adamlar diyor içeride dışarıda ya yeniyorlar diye bilmem ne. Adamlara kinlenmiştik diyor. Bir olayı anlatıyor. Yani evet. Futbol tarihinin en büyük olayı. Sen hatırlıyor musun Yücel abi onu? Var mıydın orada? Ben oradaydım canım. O maçta var mıydı? Tabii canım kulübedeydim o ne gün diyor, ben de girdim. Bak, biz şimdi TRT'de maç gördüğümüzü girdim. Görüyoruz. Ben şimdi onu merak ettim. Az bir şey yapalım devam ederiz. Anlatmanı da isterim. Şey diyor. Türk futbol tarihinde diyor öyle bir olay olmadı kardeşim diyor. Oradan sonra onlardan Rambo Hasan'la, Abdülkerim'le, Zafer abiyle, Zafer Tüzün'le hepsiyle oynadım ben birlikte. Pesiş'le, o kadar. Ne oldu orada abi? Ya orada biz öne geçince. Ama şey diyor zaten, bir de diyor Türkiye Kupası'nda da diyor İzmir'de oynadık. Mesela onlar orada da yenmiştik. Orada da yendik. Orada da. Yani bir türlü şansımız git. Zaten kinliyiz, hırslıyız. Samsun'da 4 yemişsin, oradan girmişsin, gene yenilmişsin diyor. Ve orada diye en ufak şeyde bir ceryanda karışacak ortalık belli diyor. Çok büyük karıştı. Yani çok ki, büyük yani çok büyük kameralar yok ya yani. O gün o herkes birbirine giriyor. Ayakkabılar, kramponlar havada uçuyor. Ben şimdi işte o zaman yedek kulübesinden giriyoruz. Son 20 dakika. Girerken kimi vuracağımız, kimi dala çift alacağımız bile belli. Herkes öyle biliniyor ki tabii tabii. Öyle bir maç. Yani o zamanlar ya tabii çok işte şu anda kameraların çok önemi. Güvenliği nasıl sağladı? Bugünkü dijital ortamın aslında bu yönü de var. Ama o günkü futbol Şahpa abinin anlattığı gibi ama o zaman öyle değil. Gerçekten sertti yani. İçeride büyük yaralanmalar oldu. Oyuncuların büyük bir bölümünde krampon yaraları vardı, tekmeler vardı. Olmuş. Uçan karate, uçan tekmeler vardı. Her şey vardı. Kesinlikle. Evet. Yani ben gene de o zaman şöyle söyleyeyim. Mustafa hocamın söylediği gibi puanlar toplayıp uzaklaşmak derken ben gene Fener'den uzaklaşalım. Biz yenelim Fenerbahçe'yi de. Kaçsa da Fener'in 5 puan oluyor hocam pardon. Bizi geçmesi için yenmesi lazım. Beraberlik yetmiyor onlara. Doğru. Ben de diyorum biz yenelim de arayı açalım. Buyur hocam. Evet kadroyu artık hepimiz ezberledik diye düşünüyorum. Yavaş yavaş kadromuz oluştu. Bir numarayla başlayalım mı? Bir numarayla gelirsen ben de hemen alıyorum. Açıyorum kusura bakma Dursun. Biraz hızlı değilim senin kadar. Evet. Daha maçın başı. Büyüt istiyorsan kardeşim. KJ'leri de alalım. Burada sağ taraftan tam olarak onu bulamadım kim olduğunu ama baktım formayı bir türlü göremedim. Sağ taraftan getirdiler. Ceza sahası içine bu topu Ali Yavuz'a geldi. Biz burada uyuduk. Maça iyi başlamadık aslında. Direkt pozisyonla başlayan taraf etkili başladı. Daha birinci dakikada Adana Demirspor'du. Allah'tan Ali Yavuz. İşte şimdi araya alırsan kardeşim. İşte bu oyuncular evet elinden geleni yapıyorlar ama vurucu, bitirici, son vuruşu yapan oyuncular değiller. Evet. O bu lig için dezavantaj. Çünkü burada bunlar
kaçırdığın zaman affetmez karşı taraf. Bizimkiler de affetmediler. İki numara gelsin. Evet. Daha evet 7. dakika. İşte bakalım. Şatkan'ın bu hareketine Allah'ım ne var? Arkaya karşı penaltı kararı verdi. Verdiği bu. Bizimkinin dizi onun ayağı mı çöküyor orada? Benim anlamadığım. Ama ayağı çökse de. Hayır onun ayağı, onun ayağı yerde. Ayağı ne işi var orada? Ayağı tam yerde. Hayır bak Adana Demirli'nin ayağına bak. Ayağını bizimki indirmiyor. Ayak yapışmış yere zaten. Yapışmış zaten yani. Yani burada verdi bir mücadele veriyor değil mi bizimkiler? İşte yani bu pozisyona tereddütsüz penaltı verdi. Pozisyon bu. Ya da Varda Bakan bunlar ne Yusuf Barası ile Şatkan. Ne görüyorsun? Evet. Yani evet. Üç numara gelsin kardeşim. Büyüt istiyorsan sevgili Dursun. Tamamen. Dakika 7. Yusuf Barası penaltıyı gole çevirdi. Aslında köşeyi de buldu Okan ama sert vurunca 1-0 oldu. Burada da penaltı aslında yani Okan'ın bilmesi falan, Okan da çok konsantre buldu bu maçta. Bir sonrasına geldi 4 numara. Şimdi asıl oyunun koptuğu yer burası. Yani bence geri döndüren isim Okan. Şimdi Okan'ı geçen maçlarda dedik ya şöyle eksik Okan, sana yakışmadı Okan. Hatırlıyor musunuz? Göztepe'deki oyuncunun attığı gol böyleydi. Evet. Buna benzerdi, biraz daha içeriydi. Okan burada maestro, orta sahadaki maestro oluyor ama bakın işte burada büyük sıkıntı şimdi var. Bizim geri dönüşe bakar mısınız? Kadrajdaki oyuncu sayımına bakar mısın? 2-4-5, rakip 4. Yani adamlar geliyor. Biz geri koşmamışız. Dakika daha 31-32. Biz nereye gitmişiz? Geri dönmemişiz. Bak hava sıcak. Geri dönüş hiç ben böyle yakalandığını hiç görmedim Samspor'un. Bu kadar az sayıda yakalanmadık. Ve inanın bana Okan son anda parmaklarıyla tokatlıyor. Şu gol olsa 2-0 oluyoruz. Evet. 2-0 mağlup duruma düşüyoruz. Sıkıntıydı ondan sonra. Evet, Okan burada mutlak golü önledi. 5 numara gelsin. Ekranda abi. Yine bir duran top kullanıyor. Salih kullanıyor Adana Demir'den. Salih'in bu frikiğinde de yine izin verdik topun kaleye gitmesine. Bunda da Okan çok sert gelen topu tek hamleyle kornere attı. Bu da doğruydu. Bakın hep Okan'la Adana Demir'in bir karşı karşıya gelmesi var. 6 numara getir. İlk yarı o net pozisyonlar bunlardı. İkinci yarıya da başlangıç Adana Demir iyi başlıyor. Yine Ali Yavuz başlıyor. Bakın %100 gol pozisyonu. %100. Yani bunu başka bir oyuncu yakalasa, biraz daha geçen seneki Adana Demirli oyuncular yakalasa gol yapar. Evet. Yani orada geçen seneden Balotelli vardı, sayabileceğimiz birçok oyuncu vardı. Şimdi bu oyuncu kardeşimiz Allah'tan kötü yere vurdu. Burada da bizim şansımızdı. İkinci yarıya iyi başlayan taraf Adana Demirspor'du. Hani buraya kadar da biz hala uyanmadık. Şu ana kadar hala uyanmış değiliz yani. Maçta şeyin olmaması da bizim için iyi oldu. Yusuf Sarı'nın sakat olması. Tabii o da yok. Olsa aynen. Bayağı, evet. Pozisyonda bayağı sıkıntı yaşatabilirdi bize yani. 7 numara. 7 numarayı getir kardeşim. Büyüt. İşte Özgür Yankaya ve ekibi göremiyor ya. Onlar göremiyor. Biraz yaklaştırma şansın var mı? Sen maçta mıydın abi? Sen mi çektin bu görüntüyü artık? Yok. Bütün işte. Yok ben demek istedim. Yaklaştı kardeşim. Yani büyüt, görmemesi büyüt, için. Büyüt. Adam alıyor Künde'ye getiriyor. Drone gelen bomboş giderken abi bu nasıl bir normal. Sen de yayıncı kuruluştan aldın da demek istediğim hani arkadaş göremedi demek. Sen göremedi türbünden mi çektin? Türbünden hemen yakın çekim yaptım. Ya Semih bunu alıyor, tutuyor, getiriyor. Künde'ye getiriyor. Abi Vardaki arkadaşlar, hakem arkadaşlar o ara tos mu yiyorlar? Çay mı söylemişler? Hayır, Konya maçındakine de şey demiştik. Lavaboya gitti herhalde demiştik abi hatırlarsın. Ha. Konya maçındaki. Ama yani. Sen de çok insani değilsin yani bu konuda. Bırak adamlar. Doğru ama o paraları o yüzden alıyorlar onlar. Ve şu pozisyon abi. Buna bile çağırmıyorsun ya. Ve buna ya baksana ne oynuyorlar? Kafkas mı? Yani resmen Kafkas ya. Elini böyle yapmış. İşte bir de yan yana gidiyor. Oyundan çok güreşe benziyor. Güreşe benziyor yani. İşte burada bile çağırmadılar. Yani buna bile çağırmayan bir var.
Çağırıp da başımıza iş açmayalım demişler abi, tamam mı? Kesinlikle ya. Şu anda maç kaç kaç? Çağırmaktansa çağırmamak. Şu anda maç kaç kaç? Gol gelmedi değil mi daha? 1-0'da abi. Daha 1-0'da. 1-0. Daha 1-0. Bir sonrasına gel kardeşim. Büyüt büyüt. Bak nasıl güzel gol atmışız. Müthiş gol. Tacı kullanıyor gola. Mancıyı atıyor. Yüksek taç. 1. Kafa 2. Top aşağı inerken vuruyor. 58. dakika. Tam müthiş gol. Yani arkaya koşu, kafayla indiriş. Yani şunu, bu bir antrenman. Bak kimse taçı kullanmaz antrenmanda. Ama al işte sana taştan gol attın, hemen bunu dirile çevir. Taç kullan, arkadaşına at. Bunu yapsan yaptıramazsın oyuncuya. Oyuncu der ki, araya. Oyuncu der ki, hoca git ya, böyle bir antrenman mı olur der. İşte sen taştan attın. Adam taştan attı sana. Kafayla bir tane aşırttı. Arkaya koşu yaptı, vurdu gol. Nefis gol yani, hazırlanmış, oluş. Sanki çalışılmış bir gol gibi bir anlamda. Ya bunu, bunu çalışma şansı yok Selamet. Çünkü taştan böyle bir şeyi yapan çok az insan var. O zaman çalışma şansı burada yoksa çok deneyeceksin bunları. Tabii ki. Uyan'ın şeyi de var. Bunu canlı izlediğimiz zaman şey televizyonda pozisyon öncesine gösteriyor, giderken hemen veriyor. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Muya da takip var. Yani hızlı bir şey. Mesela orada beklemiyor açıya şeyde. Açıya gidiyor. Geçiyor. Yani içeriye doğru koşması da var. Çok güzel. Müthiş. Yani bunun devamı var. Devamını getirir misin kardeşim? Bir sonrası. Şimdi kafayla indiriyor. Öyle güzel yerde vuruyor ki. Hiç bekletmeden. İşte tam dışarı da vurabilirdi yani. Ya, bir de müthiş bir gol. Yani. İki pas ve gol Muya demişiz. Al sana. Gollerin ne kadar az pasla yapıldığına ve ne kadar basit olabileceğine bir örnek. İşte tam bir antrenman dili bu. Kaleci Vedat sadece uzanmaya çalıştı, uzanamadı. Skor 1-1 oldu. Burası geri dönüşümüz. Şu ana kadarki tek kaleye şutumuz, o da gol oldu. Yani yokuz yani, şu ana kadar yokuz. Evet. Bir sonrası yine 60'a kadar yokuz. Bu pası Emre veriyor. Şimdi Emre'nin de hakkını verelim. Müthiş bir pas veriyor. Arkaya Muya sarkıyor. Kaleci Vedat son anda engelliyor. Hani var ya bizim 4 tane, 4'ün 3'ünü gol yaptık ya, o 4'ün bir tanesi bu işte. Yapamadığımız Muya'yla. Değil mi? Bu işte bu o pozisyon bu. Düştü. Ya çıkarsa var ya şey. Yani işte ama o arkası çok usta işi olur. Çok zor. Burada biz kaçırdık. Vedat engelledi. Bir sonrasına gel kardeşim, 11. Yine bir Adana Demir Spor atağı. Burada içeri kadar soktuk. Baresi vuruyor. Kaleci Okan yine kurtarıyor. Bunu da hatırlamanız lazım. Burada da aslında dizilişimiz, duruşumuz çok enteresan olmuş. Biraz daha kademede daha da iyi olabilirdik ama buraya kadar soktuk. Burada da yine Okan izin vermedi. Yine Okan'dı kurtaran. Bir sonrasına gel. 12'ye. İşte. Soner Aydoğdu. Dakika 90+3. Ortayı yapıyor. Dimata kaç tane Adana Demir'in arasından bulmuş. İşte al sana. Araya al. İşte sen genç oyuncularla oynarsan Adana Demir olarak biz bunu yaparız. Bir noktada dağılıyor. Biz işte, bunu yaparız. Tabii. İşte yani bu bizi ilgilendirmiyor tabii ama naysane Adana Demirliler de izliyorlarsa kendi takımları niye bunu yiyor? Yayınlarımızı çok takip edenler niye bunu yiyorlar? Bu yüzden yiyorlar. Çünkü bu kadar kötü bir eşleşme yaparsanız bunu ilk defa yapmıyorsunuz. Haftalardır siz duran toplardan gol yiyorsunuz. Maalesef sizin adınıza üzücü, bizim adımıza çok sevindirici bir Adana Demir taraftarlarından bizim yayınlarımızı çok takip edenler var. Adana Demir taraftarı Kadir Sonuç demiş ki, tebrikler Selamet abi. İnşallah ilk üçte bitirir, Avrupa'ya da gidersiniz. Yakışır size demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de onların sezonda de kalmalarını kesinlikle sezon camia olarak, evet, bir taraftar ekibi, grubu olarak böyle lige renk getiren bir takımsınız ama işte bu işler yanlış yönetildiği zaman maalesef kötü sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Değil mi? Aynen öyle. Bir sonrası gelsin. Şimdi getir kardeşim, büyüt büyüt. Şimdi Okan kalede kaleciliğini yapıyor. Bir numara tutuyor. Krallığını yapıyor. Bir numara geliyor orta sahaya yakın yerden. Müthiş bir yüksek top atıyor. Kime? Dimata'nın tam ağzına.
Dimata ne yapıyor? Müthiş bir kafa pası. Şimdi Adana Demir'in... Niye uzun bir top? Yani düşün. Ya işte ama bak birinci golü iki pasta attık. İkinci golü iki pasta atıyoruz. Tık 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 yok yani. Yok. Bu en güzel rakip geçme yolu hava yolları. Geçen hafta attığın goller nasıldı? Aynı. Ya duran toplarımız var. Biz gerçi duranları atamıyoruz. Yediğimiz de dahil. Yediklerimiz dahil. Şurada bak hiçbir mahal yok. Görüyor musun en son adamı nerede? Evet. Soner nerede? En son adamına bak Adana Demir'in. En az 1,5-2 metre uzakta. Yani oradan var çizgisi çekmeye bile gerek yok. Tamam bu bunu evet. Hepimiz gözümüzde görüyoruz. Araya al kardeşim. Ama hiç sorma yani. La kardeşim siz niye almışsınız? Varın işini zorlaştıracak hiçbir şey yapmamışız abi zaten ama canını sıkacak şeyler yapmışız. Tabii. Yara otomatiği bari öbürlerinde kullansaydın. Hiçbir yerde kullanmıyoruz. Ne o hayırdır? Bir talimat mı var? Yara otomatikte fazla mı para ödüyor federasyon kullanınca? Fazla yakıyor muhtemelen. Yara otomatik daha fazla yakıyor. Bir sonrasına gel kardeşim. Şimdi hazırlanış, koşu, Soner'in çok en az bu kadar. En az 3 adam boyu aşırttı. Açın bakın. Kaleci Vedat uzanma şansı yoktu. Müthiş bir gol oldu. Messi'nin bir golü var böyle. İsa yapıyor. Hatta kaleci gelip sarılıyor şeye Messi'ye. Hmm. Yani ben o topa bir şey yapamam diyor. Soner de öyle bir topa vuruş yaptı orada. Yani hiçbir kalecinin yapamayacağı. Top yukarıya doğru çıktı. Aşağı o kadar indi. Çok aynen kolay gibi şekilde. Görünen zor bir gol. Çok zor bir gol. Değil mi abi? Dışarı atma ihtimalin yüksek. Evet. Yani burada işte... Az fazla atsan direğin üstüne ya da az yüksek atsan zıplayıp dışarı gene gider. Yani kısa atsan kaleci alır. Tabii. 4 oyuncu sokuyorsun. İkisi 2 gole etki yapıyor. Nasıl müthiş bir olay ya. Hocam %100 yani %100. Kesinlikle. Hocalık burada işte. Ya işte ama hocalık burada oyuncuları da tebrik edelim. Yani oyuncuları da tebrik ediyorsun ama şu da var abi. Yani geçen yıl da izledik biz bu oyuncuları. Bu oyunculardaki bu kadar değişim nedir abi? Bir tanesi desem ki ya biz bu adamı tam izleyememişiz demek. Yanılmışız deriz bir tanesinde. Ama abi hemen hemen hepsinde üzerine koya yani. Takım böyle. Oyunu oynuyorlar. Evet takım oyunu. Takım halinde defans. Takım oyunu ise hoca derim ben şimdi. Topçudan daha çok hoca burada. Ama inanmak da çok önemli. Serhan'a şimdi askerin inanması. Gene hoca abi inandırmak da hocadan geçiyor. Tabii. Yani. En kötü durumda ilk önce hoca gider. En iyi durumda da hakkını verelim Sezer'e. Onu demek istiyorum abi. Doğru. Kesinlikle öyle. Doğru. Analizlerimiz bu kadar 14 taneydi. Zaten 3-1. Müthiş bir skor. Yani ben tekrar söylüyorum. Analizlere takılırsanız olmaz. Ama gollere takılmanız lazım. Ben tekrar söylüyorum. Hiçbir parametrenin sizde olması önemi yok. Golün sizde olmasının önemi var. Üstüne basağa basağa söylüyorum. Bu işin, bu oyunun, bu güzel oyunun meyvesi gol kardeşim. Kesinlikle öyle abi. Ya evet. Beni güzel oynamışsın, pas yapmışsın, şöyle sağdan bindirmişsin. Soldan inmişsin. Geçiş oyunlarını bizden çok daha iyi yapan bir Adana Demirspor vardı mesela. Attığımız gole kadar Adana Demirspor geçiş oyunlarında özellikle o İzzet falan dedim. Neydi o İzzet? İzzet Çelik vardı. 16 numara çok beğendiğim bir oyuncuydu. İzzet, geçişlerde bizden çok iyiydiler. Biz bir türlü savunmadan çıkamadık. Yani evet. Ben 8 haftadır şu an 1 puanlı ADS'ye karşı savunmadan çıkmakta zorlandığımız bir maç görmedim ben. Yani bu kadar zor görmedim yani. Ama sıcağın etkisi dersiniz. Ama rakibin presi dersiniz. Artık ne dersiniz bilemem. Bu da benim kendi izlenimim. Değerli izleyicilerimiz, Fenerbahçe karşılaşması bu hafta değil biliyorsunuz. Milli maç arası var. Samsun'umuzda oynanacak Karadağ müsabakası var. Cuma akşamı 21.45'te. Onu da tekrarlayalım. Sevgili kardeşim, bir tane şey vardı ya. Bir resim atmıştım. Bir bayan futbolcu resmi vardı. O resimleri isteyeceğim. Ortaya getirirsen onları isteyeceğim. Tabii biz burada zaman zaman özellikle ilk adım Yapa Kulüp Başkanımızı çok davet ettik. Ali Akyüz Başkanımızı davet ettik burada. Tamam kardeşim teşekkür ediyorum. Onu konuşmuştuk. Bayan futbol takımını ve bayan oyuncularımızı hep tebrik ettik, takdir ettik. Bu şehrin takımı sonuçta Süper Lig'de gördü ama tabii diğer kulüplerimiz de yine yetişen bayan sporcularımız var. Geçtiğimiz günlerde hemen şöyle haberi de açayım efendim. Geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek maçında bu kızımız Samsunlu. Samsun ilk adım Ladik Spor'da. Ladik derken diğer Ladik ilçemizle karıştırılan Ladik Spor'da forma giyen bir kızımız Yasemin Gür
U15 kız milli takımında bu kızımız. 1-0 geriye düştükleri karşılaşmada Bosna Hersek'e 3 gol atıyor abi. Helal olsun. Takımı galibiyete getiriyor. Evet, şöyle söyleyeyim. O iki resmi de ekranlara getirirsen şöyle baştan haberine bakalım da. Bosna Hersek'te düzenlenen U15 gelişim turnuvası sona ermiş tabii. Efendim U15 kız milli takımımız turnuvayı şampiyon tamamladı. Samsun ilk adım Ladik Spor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda da takım kaptanı olan Yasemin Gür performansı ve attığı golle organizasyonda yıldız oyuncusu olmuş. Biraz önce fotoğraftaki kızımız. Ladik Spor'da, ilk adım Ladik Spor Kulübü'nün sporcusu, kaptan olarak çıkıyor. Karadağ ve Bosna Hersek maçlarında kaptan sahaya çıkmış. Yine bu başarılı oyuncu dediğim gibi Bosna maçında 1-0 geriye düştükleri maçta sahaya giriyor ve 3 gol atarak takımı bravo, tebrik ediyoruz. Galibiyete taşıyan oyuncu olmuş. Bir Samsunlu olarak, bir şehrimizin kızı olarak bizler de gurur duymadık değil. Evet, yine genel koordinatör mü Fatih Demirhan'a teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Yine kulüp başkanları Ünal Arslan'a teşekkür ediyor, tebrik ediyoruz kendilerine. Demek ki bu şehrin futbol tarlası oldukça verimli. Erkeğe kızı bayanı hiç yok. Hepsi aynı şekilde yetiştirmeye var devam mi? Ediyor. Aynı zamanda gerçi kendisini ziyarete gideceğim. O zaman ekranlara getireceğiz. Hasan Özbulut biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü'ne getirilmişti. Onun da ciddi katkıları varmış bu anlamda. Destekleri için kendisine de teşekkür etmişler. Biz teşekkür de teşekkür ederim. Ediyoruz. Zaten bir gün ziyaretine gidip ekranlara da taşıyacağız. Kızımızı da kutluyoruz. Sizleri de tebrik ediyoruz. Yani futbolda bu şehrin erkeği de bayanı da demek ki güzel işler yapıyor. Tebrikler arkadaşlar. Evet. Onu tamam dedik. Şimdi biraz önce şeyi konuşurken özellikle o kısmı attım sevgili Dursun'a. Geçen akşam TRT Spor'da sağ olsun bizler bu emeklerimizi yaptığımız zaman bazı arkadaşlar şey yazıyor. Hatta bizim Yusuf arkadaşımız var başka bir haber sitesinde. Kendi şeylerinde de paylaşmış böyle. Şöyle bir paylaşım yapmış. Diyor ki Selamet Atlı'nın diyor ne zaman canlı yayın açacak Facebook'tan diye beklediğimiz dönemlerinden diyor bugüne gelen bir Samsun Spor diyor. Yani biz zamanında bu Samsun Spor'un çok zor zamanlarını gördük. Onu paylaşımını yapmıştı bu arkadaşımız Yusuf Demircioğlu. Teşekkür ediyorum kendisine de. Bu emekleri her ne kadar görmezden gelseler de geçen akşam TRT'de sağ olsun Bünyamin Hoca'yı da çok severim kendisini. Bir şeyimiz vardı videomuz ama o videoyu vermeden önce şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar oraya yorumlar yazmışsınız. Yayının başında da söyledik. Ya kardeşim bırakın onlar işte adam değil, şöyle değil, böyle değil. Samsun Spor'u konuşmuyorlar. İşte biri yazmış saat 2'ye kadar bekledim Samsun'un maçını vermedi. Ya verdiler maçlar arkadaşlar. Maçları verdiler. Devamlı verdiler. Yalnız belki ayrılan zaman süre olarak Samsun Spor'a tanınan zamanı süreyi oradaki yorumcunun belirlemediğini söyleyelim size. Böyle bir şey yok yani ulusalda. Yok arkadaşlar. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bunu özellikle söyleyeyim. O yüzden eleştirimizi yaparken şeyli yapalım. Yanlış bir eleştiri yapmayalım. Haber hangi kısmındayım? Verdiğimiz emekleri demek ki dışarıdan da görebiliyorlar. Sayfalarımızdan görebiliyorlar. Ulusal'da da bu yorumcuların görmesi de beni gerçekten çok gururlandırdı. Bir şeyimiz vardı TRT'den aldığımız sevgili Dursun bir ekrana getirirsen. Şimdi Samsunlu zaten ben Samsun Spor'a gönül bağım var yani. Amasya memleketim yakın hemen komşu vilayet akrabalarım var. Dostlarım var arkadaşlarım var. Dost arkadaş derken orada Selamet Tatlı diye bir televizyoncu Samsun Spor'u takip eden selamlar. Kardeşim var. Ona da selam olsun. Emektarları da övelim. Evet, orada yerel olarak Samsun Spor'un her maçını takip edip orada Samsun Spor'la ilgili yorumları her hafta yapmak kolay değildir. Milli maça da davet ettiler hocam Samsun'da. Karadağ mücadelesi Cuma günü. Biz Yüksel Başkan'ı seviyoruz. Fuat Hoca'yı seviyoruz. Fuat Hoca çok önemli iş yaptı. Evet. Sessiz ve derinden Fuat Hoca. Övülmeyi çok sevmez ama.
sevdiklerini söylüyorlar orada. Bizler de sizleri seviyoruz. Yine söylüyorum, oradaki bazı kararları oradaki yorumcu ya da moderatör almıyor arkadaşlar. Bunu böyle bilin, bilmenizi isteriz. Bünyamin hocamıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Başka bir şeyimiz var mı? Başka bir şey var mı benim? Dursun sen de. Yok herhalde. Tamam, tamam. Hocam sizin bir şey var mı? Aa bir dakika, şey. Yayın öncesi bir resimlerimiz vardı. Onu getir ekranlara. Evet. Şükür yayından başkan. Önce, biz yayına başlamadan önce tabii hikayelerimizi, resimlerimizi atıyoruz ama bugün de bir misafirimiz vardı. Şükür Başkan. Şükür Başkan, soy ismi gibi Şükür, başkan. Yani arkadaşlar Şükür Başkan der ya, Şükür Başkan da orada değil yani. Soyadı Başkan değil evet, mi? Soyadı Başkan. Ve 10 parmak 10 marifet. Maşallah. Öyle ve çok güzel kalpli kardeşimiz bugün özellikle taraftarın sesini senin yönetiminle birlikte burada bizleri görmek istedi sağ olsun. Sağ olsun. Hem birlikte anneme de çok ziyaret yapıyor. Allah razı olsun eşinden, kendinden, çocuklarından. Eyvallah. Şimdi birlikte program sonunda birlikte gideriz dedik. O da yani yayınımıza geldi. Şükür de televizyonlara aşina bir kardeşimiz. O da uzun çok yıllar güzel. Bir büyük bir kanalda çalıştı teknik Hangi anlamda. Hangi kanaldı? Sakınca olmaz herhalde. Olur mu? Şu anda Ulusal'dan yok. Ulusal'dan olacağını zannetmiyorum. Şu anda yok. Star'daydı. Evet. Yani eskiden. Şimdi de birçok alet edevat uzmanlık alanı. Star'dan Şükür aramızda gördük yani. Gördük ha Şükür. Şükür Başkan'ı aramızda gördük. Aha, bak burada da işte bizim Dursun var. Bütün bu... Dursun sen de yani. Dursun'u sen anlat. Dursun resimde fazla kalmasın burada. Çok yakışıklısın ha. Evet. Vallahi 10 numara bir insan Dursun kardeşimiz. Her ne kadar zaman zaman problemler olsa da canla başla içeride mücadele veriyor. Bizim elimiz, kolumuz, ayağımız, her şeyimiz. Teşekkürler sevgili çok teşekkür Dursun ediyoruz. Kardeşim. Evet, emeklerine sağlık. Evet. Benim bir tane resmim vardı ama. Hocam buyur. Bir de ben... Şimdi Ülker ve Zeynel benim arkadaşlarım İzmir'de yaşıyorlar. Artık dede oldular. Onlara hem çok selam söylüyorum. Bugün benim açımdan üzücü Selam bir gün. Kayınpederim olan Uygun Hepkeskin'i kaybettik. Bütün aileye başsağlığı diliyorum. Sizlere de Allah bizler başsağlığı dileyelim. Mekanı cennet olsun. Yarın İzmir'de defnedilecek. Bugün benim çocuklar anneleri hep beraber sizlerin de, ailenin de, kızların da başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Dostlar sağ olsun. Benimkiler bu kadar sevgili. Evet. Dursun. Teşekkür ediyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz tabii bir yayınımızın da artık böylece sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Mustafa Hocam, ekstra değinmek istediğim bir konu olur, bir şey olur. Notlarıma bakıyorum da bir şey bazen son anda görüyorum. Maçla ilgili hocam. Konuştuk zaten her şeyi söyledik. Hocam maçla ilgili yani, yoksa başka bir şeyle ilgili de olur. Maç sıkıntı yok yani. Yok zaten ümidimiz, isteğimiz inşallah hep böyle devam edelim. İnşallah. Artık önümüzde Samsun'a oynayacak bir milli maç var. Milli maçın ardından da bir Fenerbahçe maçı var. Umut ediyoruz. Hem milli takımımız burada galip gelsin. İnşallah. Burada sorunsuz inşallah. Samsun uğur devam etsin. Evet. Bir anlamda. Geçilir. Sonra da inşallah devamda Samsun'umuzun da yine galip geleceği maç olur. Ben şeyi Fener. Söyleyecektim. Aslında sosyal sayfamda paylaşacağım da. Bir dev bayrak vardı. Bir benzin istasyonu asmış hatırlarsanız şeyde. Tekkiköy'de. Samspor bayrağı. Hatta göklerde dalgalanan en büyük futbol kulüp bayrağı Samspor bayrağı diye paylaşımlar yapıldı. Ben isterim ki bir milli maç öncesinde hemen ardından da oynayacağımız bir Fenerbahçe maçı öncesinde o bayrak orada dalgalansın kardeşim. Eğer varsa böyle bir imkan, bir sakıncası yoksa, eğer yapabilirlerse, yeri asabilirlerse bu milli maç öncesinde, cuma akşamı oynayacağımız milli maçın ve haftaya oynayacağımız Fenerbahçe maçının öncesinde o bayrağı oraya asın. O görseli, o milli maçı izlemeye Türkiye'nin dört bir yerinden gelen herkes görsün kardeşim. O Samspor'un bayrağını, göklerde dalgalanan en büyük kulüp bayrağını herkes görsün diliyorum. Umarım gereği yapılır. İnşallah. Değil mi İnşallah. Hocam? Öyle değil mi ama hocam yani? Tabii. Hem de iyi giderken, iyi giderken yani. Çok doğru. Evet. Yani kulüp bayrağı derken... Göklerde dalganın en büyük Türk bayrağı da gene bizim Kavak ilçemizde. Yani Samsun'da bak Samsun ne güzel şeyleri sergiliyor. İşte Karadeniz sahil yolunu, Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan
güzel şehrimizde, hemen Samsun'umuzun girişinde kulüp bayrağımız, Samsun merkezi çıkışta da Kavak girişinde de Türk bayrağını görsel olarak sergilemek, çok güzel görüntüler bunlar. Hocam teşekkür ediyorum. Cel Hocam senin eklemek istediğin bir şey var mı? Onu da sorayım önce. Teşekkür ediyorum. Samsun'un böyle güzel gittiği sürece biz de keyif alıyoruz. Arada sürçülisan ettiysek affola. İstemeden yaptığımız bir şey varsa zaten gördüklerimizi söylüyoruz. Evet. Anlattıklarımız gerçekler. O gerçekler eşliğinde de yapılanları, eksileri, doğruları gösteriyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Midemizden değil direkt ortadan konuşacağız. O yüzden teşekkür ediyorum sana. Biz teşekkür ederiz senin hocam. Senin önderliğinde taraftarın sesine yine çok sağ ol, var ol güzel kardeşim ve Kanal S'ye yine aynı şekilde. Mustafa hocamla da olmak keyif veriyor. Eyvallah. Her ne kadar bizden daha mı genç duruyor, daha yakışıklı duruyor da. O yüzden yani rejimiz biraz kıskanıyorum. Konuklarımız da öyle. Yapacak bir şey yok ya. Eyvallah. Allah razı olsun. O sizin kalbinizin güzelliği her şeye bedel. Mustafa hocam teşekkür ediyorum. Yücel hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, bir yayınımızın daha böylece sonuna geldik. Programımıza destek olan Yıldız Arıtma Ayhan Yıldız'a, Fırın Kur'an Musa Demirci ve Savaş Algan'a, Özge Mühendislik Hasan Bozal'a, Salıpazarı Belediye Başkanı Refahettin Karaca'ya, Ecem Çiçekçilik Tuncay Semizoğlu'na destekleri için teşekkür ediyoruz. Sevgili Dursun kardeşim emeklerin için teşekkür ediyoruz. Samsun Canlı Haber'e bu imkanları bizlere sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Bize yorumlarınızla, paylaşımlarınızla, beğenilerinizle, hiçbir şey yapmasanız da yayınımızı ciddiye alıp bizleri takip ettiğiniz için bizimle olan herkese teşekkür ediyoruz. Bütün çocuklarımızın gözlerinden öperken, Ecin kızım seni özel öpüyorum. Allah'a emanet olun efendim. Her şey gönlünüzde olsun. Yücel Hoca'nın dediği gibi hem milli takımımıza hem de Samsun Spor'umuza başarılar diliyoruz. Diliyoruz her şey bundan sonra Samsun Spor için ve milli takım için daha iyi olur dileriz. Geceniz güzel olsun efendim. Allah'a emanet olun.